Bugün bir yerel bakış programıyla daha yeniden sizlerin karşısındayız. Bugünkü konumuzu 3 başlık halinde ayırdık. Birinci kısımda Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu ve Moğol istilası. İkinci grupta Türkiye Selçukluları döneminde Ahi Evden ve Ahilik. Üçüncü kısmında ise Türkiye Selçukluları döneminde Hacı Bektaş Veli ve Mevlana'yı konuşacağız. Konuğumuz Konya'dan, şehir dışından bir misafirimiz var bugünkü programımızda. Profesör Doktor Mikail Bayram. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun canım. Evet sevgili seyirciler, programımız her zaman olduğu gibi konuğumuza Ötüken Neşriyat'tan gelen bir kitabı hediye etmekle başlıyoruz. Bu hafta Sayın hocama düşen denk gelen kitap Ali Bademci'nin bir çalışması. Cengiz ve Yasası, Timur ve Tüzükâtı. Çok ciddi bir çalışma. Bu Cengiz ve Yasası'nı, Timur'un Tüzükâtı'nı iki önemli cihangirin bu konudaki yaptığı çalışmaları anlatan güzel bir çalışma. Ve sizlerin huzurunda Sayın Hocama hediye ediyorum. Çok Buyurun. teşekkür ederim, sağ olun. Evet, hocamla sayın seyirciler Balıkesir'de bizim ünlü ödüllü romancımız Metin Savaş'la da tanıştı sayın hocam Balıkesir'e geldiğinde. Metin Savaş da bizden bir ricada bulundu. Bir romanını hocama imzaladı ve programda hocama hediye edilmesini istiyor. Evet, Balıkesirli romancı, Balıkesirli yazar Metin Savaş'ın yine Ötüken Neşriyat'ta yayımlanan Melengic'in Gölgesinde isimli kitabı yine hocama sizlerin huzurunda hediye ediyorum. Buyurun Çok çok hocam. teşekkür ederim. Hocamıza çok teşekkür ederim ve kendisini de tebrik ediyorum. Teşekkür Böyle bir ederiz eser hocam. yazdığı için. Evet. Evet, Evet sağ olun. sevgili seyirciler, Ötüken Neşriyat Balıkesir Karasi Televizyonu Yerel Bakış Programı'na kitap sponsoru oldu. Her hafta gönderdikleri kitabı sizin huzurunuzda konuğumuza armağan ediyorum. Ve buradan Ötüken Neşriyat yöneticilerine ve çalışanlarına yeniden çok teşekkür ediyor. Saygılarımı sunuyorum. Evet sevgili seyirciler, ben programımıza hocama sorulara başlamadan önce Mikail Bayram hocamın bazı kitaplarını daha önceden alıp incelemiş okumuştuk. Hocamla da tesadüfen Balıkesir'e geldiğinde buluştuk ve bu programa karar verdik. Hocamın tabii 20'den fazla kitabı var, 20 civarında kitabı var ama benim elimde 4 tanesi var. Ben o kitapları da sizlere tanıtmak istiyorum müsaadenizle. Hocamın en önemli kitaplarından biri Ahi Evran Mevlana Mücadelesi. Sosyal ve siyasi boyutlarıyla Profesör Doktor Mikail Bayram hocamın Ahi Evran ve Mevlana Mücadelesi isimli çok önemli bir çalışması bu. Diğer bir kitabı, benim elimdeki diğer bir kitabı Fatma Bacı ve Bacıyanı Rum Anadolu çalışmaları. Bu da Ahi Evren Teşkilatı'nın kadınlar kolu bir anlamda ki çok ilginç. İlk defa okuduk ve çok hoşumuza giden bir kitabı. Benim elimdeki diğer bir kitabı Selçuklular zamanında Konya'da dini ve fikri hareketler. Bu kitabında biraz sonra hocama kitaplar hakkında kısaca sorularımız olacak. Sağ olsun hocam televizyona gelirken bana bir kitap getirdi ve hediye etti. Çok mutlu oldum. Yine hocamın hazırladığı Sarayi Divanı. Evet hocam, şimdi kitaplarınızı gösterdik. Şu kitaptan Ahi Evran Mevlana Mücadelesi kitabını çok kısa içeriğinden bahseder misiniz bize? Efendim, Ahi Evren ve Mevlana, Türkiye Selçukluları döneminin çağdaş iki bilim adamı, fikir adamı, şair. Mevlana daha çok şairlik yönüyle ünlüdür. Meşhur eserleri var, Mesnevisi var, Divani Kebiri var, mektupları var falan. Ama Ahi Evren ise daha çok bilim adamı, fikir adamı olarak tanınır, filozof bir şahsiyettir. Bunlar kendi dönemlerinde aralarında bir takım ihtilaflar olmuş. Bu ihtilafları siyasi ihtilaflar, dini ihtilaflar, sosyal boyutları olan bir takım aralarında çekişmeler olmuş. Dolayısıyla ben bu mücadeleleri, bu iki zatın arasında cereyan eden mücadeleyi kitaplaştırmış oldum. Ve bu kitapta hem Mevlana ile Ahi Evren arasındaki fikri ayrılığı ve fikri mücadeleyi tasvir ettim. Hem de o dönemin sosyal ve siyasi olayları içerisinde bu düşünürlerin
neler yaptıklarını, devletle ilişkileri neydi, toplumla ilişkileri neydi, bunları bu kitapta dile getirmeye çalıştım. Evet, evet hocam. Bir diğer kitap tanıttınız, Fatma Bacı ve Bacıyani Rum. Evet. Anadolu Bacılar, Bacıyani Rum yani Anadolu Bacıları evet. demektir. Ahi Teşkilatı'nın, sizin de buyurduğunuz gibi, Ahi Teşkilatı'nın kadınlar kolunu ifade ediyor. Ve Fatma Bacı dediğimiz zat da Ahi Evren Nasreddin Hoca'nın eşidir. Eşidir, evet. evet. Ahi Evren kendisi Ahi Teşkilatı'nı organize ederken, kurarken hanımı, eşi de Türkmen kadınlar arasında böyle bir organizasyon meydana getirmiş ve bu bacılarla birlikte toplumsal bir takım aktivitelerin içerisinde olmuş. Daha doğrusu, daha açıkça ifade edecek olursak, kadınlar, kadın el sanatlarıyla ilgilenmişler ve onlar da Anadolu'da mal üretmişler. Halı dokuyorlar, kilim dokuyorlar, konfeksiyon malzemeleri üretiyorlar. Bu tür faaliyetlerde bulunuyorlar. Ahiler nasıl çeşitli sanat dallarıyla meşgul oluyor idiyse, bacılar da aynı şekilde kadınlar arasında bir takım sanat faaliyetlerini yürütüyorlar. Evet, evet hocam, zaten bu kitapla ilgili, yani Bacıyani Rum Anadolu evet. Bacıları ile ilgili programımızın gelişinde de sorularımız evet. olacak. Biz Aynen. ahiliği biraz evet. çalıştık, okuduysak bile böyle kadınlar bölümünün evet. olduğunu, hatta savaşçı evet. kadınların olduğunu evet. bilmiyorduk. Bu evet. kitaptan öğrendik. Evet. Programın içinde konuşuruz. Evet. Bir diğer bende kitabınız evet. Konya, Selçuklular zamanında Konya'da evet. dini ve fikri hareketler. Evet. O dönemde Konya hakikaten ilim adamlarının, fikir adamlarının, şairlerin harman olduğu bir yerdi. Türkiye Selçuklularının başkenti olan Konya. Dolayısıyla burada yoğun bir fikri hareketler ve edebi hareketler mevcut idi. İşte bu fikri hareketleri bizde daha çok toplumumuzda yalnız Mevlana Celaleddin Rumi tanınmış. Halbuki o döneme baktığımız zaman Mevlana Celaleddin Rumi'nin dışında da pek çok şairler mevcuttur, pek çok edipler, ilim adamları, fikir adamları mevcuttur. Dolayısıyla ben bu fikir adamlarının hangi fikre hizmet ettiklerini, nasıl bir düşüncenin adamı olduklarını bu kitapta açıklamaya çalıştım. Ve böylece Selçuklular devrindeki Konya'daki fikri ve kültürel ortamı tasvir etmeye çalışmış oldum. Evet, peki hocam. Bir de divanım var. Divanı hocam, evet. ben bunu okumadım. Siz evet. yeni hediye evet. ettiniz. İnşallah evet. okuyacağım. Biraz İnşallah. Da bu kitaptan bahsederseniz. Ben şairlik yönüm de var. Ben iki dille şiir yazarım. Farsça ve Türkçe şiirler yazarım. Yazdığım şiirler de eski divan şiiri tarzında şiirlerdir. Bu şiirlerimi ben de eski şairler nasıl şiirlerini divan denilen bir kitapta toplarlar ise... Ben de öyle yaptım. Şiirlerimi divan denilen bir kitapta topladım. Bunun adına da Sarayi Divanı dedim. Ben Saraylıyım. Evet. Van'ın Saray ilçesindenim. Evet. Mensup olduğum ilçenin adına adını mahlas olarak kullanarak bir divan yayınlamış oldum. Evet. Evet. Hocam, tabii siz bu eserleri verirken tabii bir kısmıyla ilgili söylüyorum. Sizin 20'den evet. fazla eseriniz var. Evet. Anadolu'da herhalde il ilçe kütüphanelerinde çok uzun evet. yıl çalışmalar yaptınız evet. değil mi evet. hocam? Ben doktora safhasında, doktoraya başladığım zaman benim doktoramın konusu Türkiye Selçukluları döneminde İran edebiyatının Anadolu'daki uzantısı üzerine çalıştım. Böyle olunca ben Anadolu'da İran edebiyatının ürünlerini veren, yani Farsça eserler üreten kimler var, bunlar neler üretmişler, bunları belirlemek, tespit etmem gerekiyordu. Bunun için de İstanbul'dan başlayarak ben Anadolu'nun bütün kütüphanelerini gezdim. Hiç mübalağası söylüyorum, Anadolu'da el yazması eser ihtiva edip de benim gitmediğim kütüphane yoktur. Gittim bu kütüphaneleri tarayarak Selçuklular zamanında neler yazılmış. Bunlar kütüphanelerin izbelerinde duruyor. Evet. Bunları tespit etmeye, belirlemeye çalıştım. Ve bu çalışmaların sırasında da bizim halk arasında Nasreddin Hoca denilen
şahsiyeti tespit ettim. Onun da büyük bir filozof olduğunu ve bir takım eserler yazmış olduğunu ve bu eserlerini daha sonra doktora tezi olarak onun eserlerini yayınladım. Evet, evet hocam. Bazı eserlerini de tercüme ediyorum. Tercüme ederek bugünkü Türkçe'ye de kazandırarak yayınlıyorum. Tabii o dönemde bütün Türkmenler, bütün şairler, edipler eserlerini Farsça olarak yazıyorlardı. Anadolu Selçukluları devri böyle bir dönemdi. Öyle bir dönemdi. Evet. O da o dönemde işte eserlerini Farsça olarak yazmış. Ben o Farsça eserleri hem bugünkü Türkçe'ye tercüme etmeye çalıştım hem de bu eserleri tanıtmış oldum. Evet. Peki Nasreddin Hoca ile ilgili bahsettiğiniz eserin evet. yayımlandı mı yoksa çalışma devam ediyor? Yayınlandı. Hayır. Yayınlandı. Yayınlandı. Evet. Evet. Tamam. Peki hocam. Zaten bu programda bunları iyice açacağız inşallah. Evet, inşallah. Hepsini tekrar konuşacağız. Bu kitaplarda sizin çok önemli iddialarınız var. Evet. Belgeleriyle, evet. delilleriyle ispat ediyorsunuz. Onları evet. soracağız. Evet hocam. Birinci dönem, birinci grupta, birinci bölümlerde sorumuz, konu başlığımız Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu ve Moğol istilası evet. dedik. Hayır. O dönemdeki Anadolu'yu bir tasvir eder evet. misiniz bize? Hay hay. Efendim biz Türkler olarak 1071 yılında Malazgirt'te Bizans'a karşı büyük bir zafer kazandık. Bu zaferden sonra Bizanslı yetkililerle Selçuklu yetkilileri Alparslan meşhur onun devlet adamları, onun çevresinde bulunan devlet adamları arasında bir takım görüşmeler oldu, barış görüşmeleri oldu ve bu barış görüşmeleri gereğince Orta Anadolu'ya kadar, Kızıldırmak boylarına kadar olan bölgeler Selçuklulara ait oldu. Selçuklular bu bölgeleri fethettiler. Onun için biz Malazgirt zaferini, 1071 yılını Anadolu'nun fethinin başlangıç tarihi olarak belirleriz. Evet. Şimdi bu tarihten itibaren Anadolu'ya Türkmenler, Oğuzlar, grup grup, kabile kabile, boy boy, davar sürüleriyle, hayvan sürüleriyle birlikte Anadolu'ya göçüp geliyorlardı. Anadolu'nun adeta Malazgirt zaferi, Anadolu'nun kapılarının Türkmenlere açıldığı bir zaferdir. Bunlar Anadolu'ya geldikleri zaman bu göçler, bu tabii bir anda da olmuyor, uzun evet. bir süre evet. devam ediyor. Geldikleri zaman, Anadolu'ya geldikleri zaman da bir süre İran'da kalıyorlar. İran'da ikamet ediyorlar. Öyle at hızıyla da Anadolu'ya geliyor değiller. Sürüleri var yanlarında. O sürelerle birlikte Anadolu'ya geliyorlar. Anadolu'ya geldikleri zaman Dede Korkut'un ifadesiyle bunlar bir devlet adamının huzuruna çıkıyorlar. O devlet adamına soy soyluyorlar, boy boyluyorlar. Malum Dede evet. Korkut öyle ifade öyle eder. Ifade ediyor. Kendilerini takdim ederler. Soy soylamak, boy boylamak soyu hakkında bilgi veriyor. Boyu hakkında, aşireti hakkında bilgi veriyor. Ne kadar nüfusları olduğunu, ne kadar davar sürüleri olduğunu bildiriyor. Ve Anadolu'da yerleşecekleri bir toprak talep ediyorlar devlet adamından. Devlet adamları da bu gelen aşiretlere belli bir yöreyi tahsis ediyor. O zamanın tabiriyle ikta ediyor. Ve onlar o bölgelere yerleşiyorlar. Söz gelimi Germiyanlar, Germiyan aşireti geliyor. Onlar işte Malatya bölgesine yerleştiriliyorlar. Şeyh Megridi, Yunus-i Megri denilen bir zat var. Bu da işte etrafında müritleriyle birlikte bazen müritleri oluyor, bazen beyleri oluyor. Evet. Müritleriyle birlikte Şeyh Megri de Anadolu'ya geliyor. Sultan Alaaddin Keykubat'ın huzuruna çıkıyor. Sultan Alaaddin Keykubat ona Nevşehir ve yöresini ona ikta ediyor. Onlar da oraya yerleşiyorlar. Bunun gibi daha birçok şeyler var. Özellikle Balıkesir'de olduğumuz için evet. onu da söyleyeyim. Buyurun. Danışmen oğullarından olan Kara İsa adındaki bir bey. O da işte Anadolu'ya geldi, Batı Anadolu'ya göçüyor. O da Çanakkale bölgelerine yerleşiyor. Onun adı Kara İsa'dır. Halkın ağzında olmuş Karesi. Karesi olmuş. Evet. evet. Karesi oradan geliyor evet, hocam. Kara İsa geliyor. Bey'den. Bu şeyler Sarı Saltuklular mesela. Sarı Saltuklular da büyük bir cemaat idiler. Onlar da Tokat bölgesine yerleşmiş idiler. Yine bunun dışında
Baba İlyas-ı Horasani dediğimiz zat Amasya bölgelerine yerleşmişti. Böyle taifa taifa geliyorlardı, belli bölgelere yerleşiyorlardı. Devlet adamlarını, Anadolu'yu yöneten o günün devlet adamları da bu insanların Anadolu'ya gelmesini umuyorlardı, teşvik ediyorlardı. Çünkü Anadolu'yu yönetecekler, koskoca bir ülkeyi fethetmişler. Burayı yönetmek için, burayı idare etmek için insan potansiyeline ihtiyaç duyuyorlar. Evet. Böylece bu göçler sayesinde insan potansiyeline duydukları ihtiyacı karşılamış oluyorlar. Ve Anadolu Selçukları döneminde bu insanlar Anadolu'ya geldikten sonra Anadolu'da bir ortam yarattılar. Dini ve fikri bir ortam yarattılar. Ve bu dini ve fikri ortam Anadolu'da Türkleşmek ve İslamlaşmak sürecini başlatmış oldular. Bakın Süleyman Bey, bir hususa önemli değineyim. Evet. Şimdi bir medeniyetin oluşabilmesi için, bir medeniyetin temelini kurabilmek için bir takım dinamiklere ihtiyaç var. Evet. Türkiye Selçukluları da Anadolu'yu fethettiler. Burası Diyar-ı Rum'du. Evet. Rum memleketiydi. Ve yüksek bir medeniyet de vardı. Türkler Anadolu'ya gelmeden önce Anadolu'da yüksek bir medeniyet, Rum medeniyeti, Doğu Roma medeniyeti evet. vardı. Fakat bizimkiler Anadolu'ya geldikleri zaman bakın öyle bir fikri potansiyeline geldiler ki Anadolu'daki o Rum medeniyetini bastırdılar. Ve Anadolu'da bir Türk kültürü, bir İslam kültürü yerleşmeye, yayılmaya başlandı. Ve Türk-İslam medeniyeti dediğimiz medeniyet böyle oluştu. Öyle olsun. Hocam hemen müsaadenizle, eğer bu Anadolu'ya gelenlerin kültürleri tam olmasaydı, medeniyet kurma seviyeleri evet. olmasaydı, burada yok olmaları tabii, mümkündü değil mi? Tabii. Rum şeyi içerisinde onlar asimile olurlar. Asimile, çünkü güçlü normali bir medeniyete geliyorlar. Tabii. Evet. Normali odur. Asimile olurlar. Fakat bizler Anadolu'ya geldiğimiz zaman yüksek bir düşünceyle, yüksek bir fikirle, yüksek bir edebiyatla bu topraklara geldik. Bu topraklara gelişimizin bir avantajlı yanı da hani İran üzerinden geliyoruz ya. Evet. İran'dan geldikleri zaman İranî edebi çevrelerle de tanışıyorlardı ve Anadolu'ya bir takım İranî çevreler de Anadolu'ya geldiler. Evet. Genellikle bunlar şeyhler olarak, müritler olarak, edebi çevreler olarak Anadolu'ya geliyorlardı ve Anadolu'da yüksek bir edebiyat ürettiler. Yüksek bir edebi çevre meydana getirdiler. İşte o yüksek edebi çevreyi meydana getiren kahramanlardan birisi de Ahi Evren dediğimiz Şeyh Nasreddin Mahmud veya nam-ı diğer Nasreddin Hoca'dır. Evet. Veya Mevlana Celaleddin Rumi'dir. Veya bir başkasıdır. Daha pek çok o dönemde Anadolu'da yetişmiş olan ilim adamı, fikir adamı mevcuttur. Devlet adamları dahi o fikir ortamında belli bir mevkiye sahip olmuşlardır. Evet, evet. Anadolu'yu çok güzel tasvir ettiniz. Evet. Peki evet. hocam, hemen tabii devamında biz Moğol istilası var. Evet. Eğer Moğol istilası tabii siz şimdi evet. anlatacaksınız, çok büyük evet. darbeler vurdu. Evet. Ama ben şunu öncelikle söyleyebilir miyim diye size soruyorum. Eğer Moğol istilası olmasaydı Anadolu'da edebi, kültür ve bilimsel çalışmaların sonucu Türkiye şu anda daha başka yerde daha olurdu da. Diyebilir miyiz? Gayet tabii, çok doğru diyorsunuz. Çünkü Moğollar Anadolu'yu, Moğollar 1243 yılında malum Köse Dağı'da Selçuklu ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattılar. Bu yenilgiden sonra Moğol orduları Anadolu'ya girdiler ve Anadolu'da birçok şehirlerde büyük katliamlar yaptılar. Bakın o katliamları yaşayan şehirlerden birisi Tokat'tır, birisi Sivas'tır ve çok daha büyük bir katliam Kayseri'de yaşandı. Buralarda büyük katliamlar yaptılar. Ve bu katliamla birlikte Türkiye Selçukluları Devleti de Moğolların egemenliği altına girdi. Ve Türkiye Selçukluları ile bir anlaşma yaptılar. Köse Dağı'dan hemen sonra bir anlaşma yaptılar. O anlaşma gereğince Türkiye Selçuklu Devleti her yıl
Moğol yönetimine, İlhanlı hükümetine çok büyük meblağda vergi ödemek zorunda kaldılar. Haraç ödemek zorunda kaldılar. Bu haracın miktarını söylesem bunun ne kadar büyük olduğunu seyircilerimiz, dinleyicilerimiz evet. tasavvur edebilirler. Her yıl Türkiye Selçukluları Devleti 10 bin tane koyun, bunlar aynen yazılmış böyle, evet. 10 bin koyun, 1000 deve, 1000 sığır, 1000 at. Moğollara her yıl bunu ödeyecekler. Hatta 1000 tane de tazı var, av hayvanı. Bunları verecekler ve 500 top kumaş, ipek. İpek. Ve bir de 100 bin dinar para. Her yıl Türkiye Selçukluları Devleti bu kadar büyük bir meblağa bir kaynağı Moğollara vermek mecburiyetine kaldı. Ve bunlar ödenmeye başlandı, ödeniyordu da. Belli bir zaman sonra Anadolu insanı bu şeyleri ödeyemez oldu. Fakirleşti diyorsunuz. Hem Anadolu fakirleşti, artık bu vergiyi de ödeyemeyecek duruma geldi. Devlet adamları da bu sefer halka ağır vergiler koymak suretiyle Moğollara ödeyecekleri vergiyi karşılamak için halka ağır vergiler koydular. Halk da bunu ödeyemiyor. Halk bunu ödeyemeyince Moğollar bu sefer o vergilerinin, o haraçlarını karşılamak için halkın elindeki hayvanları talan ediyorlar. Bakın kendileri gidiyorlar vatandaşın sürülerini talan ediyor. Moğollar bunu yapıyorlar. Gaspa başladılar. Gasp ediyorlar, evet. Devlet ödeyemiyor. Evet. Devlet ödeyemeyince de gidiyor bu sefer halkın şeyini alıyor. Halkın malını, servetini talan ediyor. Yağma ediyor. Ve bu Anadolu'yu son derece fakir düşürdü. Bunun yanında bir şey daha vardı. Anadolu insanı, özellikle Türkmen ve Ahi çevreleri Moğollara da bu zulümlerinden dolayı itaat etmek istemiyorlardı. Onlara itaat etmiyorlardı. Ve halkı da, çevrelerini de Moğol yönetimine karşı isyana teşvik ediyorlardı. Ama bunun bedeli de ağır çok oldu değil mi hocam? Evet. Moğollar bu isyanları bastırdıkları, ben o isyanların yerlerini de söyleyeyim. Çankırı, Çorum, Sivas, Tokat, Kayseri, Konya, Karaman, Denizli ve bu isyanlar, Aksaray, bu isyanlar yaşandı. Ve bu isyanları Moğollar çok zalimane bir biçimde ödediler ve pek çok insanlar öldü. Ve özellikle de bu insanların liderleri konumunda olan kişileri, ilim adamlarını, fikir adamlarını ve devlet adamlarını öldürdüler. Evet. Çok sayıda insanlar öldürüldü. Bir tarihçimiz var, bir yazarımız var, Arap yazarı. O bunu tasvir ediyor, şu rakamı veriyor. Diyor Moğollar Diyar-ı Rum'da yani Anadolu'da 500 tane ilim adamını öldürdüler. O yıllar o için yıllar, çok önemli bir sayı hocam büyük, değil büyük mi? Bir rakam. Büyük bir sayı. İnsanların şeyini vermiyor. Sadece Kayseri'yi fethettikleri zaman, Kayseri'ye girdikleri zaman Kayseri'de Süryani tarihçinin bildirdiğine göre 10 bin tane ahi ve bacı teşkilatı üyeleri katledilmişlerdir. Bu kadar büyük bir yıkım oldu Anadolu için. Tabii işte bu yıkımların yaşandığı dönemlerde Anadolu'nun Orta Anadolu bölgesi çok erken tarihlerde Türkleşmiş ve İslamlaşmış durumdaydı. Moğolların bu zulmünden dolayı da Orta Anadolu'dan büyük göçler, batıya doğru göçler yaşandı. İşte az önce dediğim Karesi oğulları o zaman göçtüler. O zaman evet. Sarı Saltuk ve Sarı Saltuk'un cemaati ki 3000 civarında olduğu söylenir. 3000 kişilik bir cemaat Ezine'ye yerleştiler. Bunlar Bizans topraklarına geliyorlardı. Bizans'a sığınıyorlardı. Bizans onlara belli bir bölgeyi veriyordu ve oralara yerleşiyorlardı. Mesela Germiyanlar Malatya bölgesindeydiler. Moğollar bir dönemde Malatya'ya da girdiler. Malatya'da da büyük bir yağma olayı yaşandı. Katliam olayı yaşandı. O bölgede de yaşayan Germiyan oğulları, Germiyaniler batıya göçtüler. Bildiğimiz gibi Uşak ve Kütahya bölgesine yerleştiler. Megriler, az önce adını söyledim. Megriler
Orta Anadolu'ya yerleşmişlerdi. Evet. İşte Moğol zulmünden bunlar da batıya göçtüler. Moğol zulmünün ulaşamayacağı yerlere gidiyorlar. Onlar da ta gittiler Fethiye'ye. Fethiye'nin, onun için Fethiye'nin eski adı Megri. Megri'dir, evet. Evet. Hocam, o zaman anladığım kadarıyla Moğollar Anadolu'yu işgal ettiler. Anadolu'da çok büyük katliamlar yaptılar. İlim adamlarına çok zarar verdiler. Evet, evet. Kitapları da herhalde yaktılar. Tabii ilim adamları, ilim adamlarını katlettikleri zaman ilim adamlarının ocaklarını da söndürüyorlardı. Mesela benim üzerine çalıştığım Akhyevren Nasreddin Mahmud, başka adıyla Nasreddin Hoca'nın eserlerinin okunması da yasaktı. Bu yüzden Nasreddin Hoca'nın eserlerinden bazıları günümüze gelmemiş. Gelmemiş, evet. Günümüze gelmemesinin sebebi o dönemde bu eserler okunması yasaktı ve eserler imha ediliyordu. İmha ediliyordu. Evet, hocam arkadaşlar işaret ediyor, reklam vakti gelmiş. Müsaadenizle ikinci bölümde devam edelim. Hay hay. Evet sevgili seyirciler, kısa bir aramız var. Reklamlardan sonra yeniden sizlerin karşısında olacağız. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Evet hocam, birinci bölümün sonunda Ahi Evran'ın da kitaplarının yasaklandığını ve o kitapların yok edildiğini, tahrip edildiğinden bahsediyordunuz. Hocam, en büyük zararı ahiler görmüş anladığım kadarıyla. Evet. Tabii bunun nedeni ahilerin işgalcilere, zulüm, zalimlere karşı direnmeleri midir? Moğollara karşı Anadolu'da meydana gelen isyan hareketlerinin bayrak kişisi Akhyevren Nasreddin Mahmud'dur. Evet. O bayrak kişi olduğu için onu takip ettiler, onu Kırşehir'de öldürdüler. Kırşehir'de beraberindeki talebeleriyle birlikte imha edildiler. Ancak kılıç artığı olanlar, Akhyevren'in çevresinde olan o kılıç artığı olan insanlar Kırşehir'den Akşehir'e göçtüler. Onun için Selçuklar zamandaki mezar taşlarını mütalaa ettiğimiz zaman en çok ahilere ait mezar taşları Akşehir'de vardır. Sebebi de Kırşehir'deki bu katliam olayından sonra ahiler kaçıp oraya yerleştiler ve orada çok sayıda ahiler var ve orada Nasreddin Hoca'ya da bir türbe inşa ettiler. Evet. O makam değil mi hocam? Makamdır. Kırşehir'de de Akhyevren'e ait bir mezar var. O da makamdır. Mezarı tespit edilemedi değil mi? Tespit edilemedi. Kim vurduya geldi? Aynen öyle diyorlar zaten kaynaklar. Kim vurduya geldi? Ve cenaze namazının kılınması da yasaklandı. Akhyevren bu şeyi de var. Evet. Cenaze namazı kılınmadı. Hocam, Türkiye Selçukluları Devleti'nin yöneticilerinden, devlet başkanlarından o dönemde Moğollarla işbirliği yapanların da olduğu söyleniyor. Zorunlu olabilir, gönüllü olabilir. Evet. Bu konuyu da anlatır mısınız? Çok iyi bir konuyu açmış oldunuz. Şimdi Moğollar Anadolu'ya hakim olduktan sonra kendilerine uygun bir rejim yaratmaya çalışıyorlardı. Bunu yapmak için de o dönemde tarihçiler, Moğolların hizmetinde olan tarihçilerin hepsi bu Türkmenler ve ahilerin aleyhinde eserler yazmışlar. Onları kötü tasvir ediyorlar, yanlış tasvir ediyorlar. Onları halkın gözünden düşürmeye çalışıyorlar. Onlara olmadık iftiralar yapıyorlar. O dönemde İbni Bibi dediğimiz bir tarihçi var. Evet. İbni Bibi de böyledir, Aksaray'ı da böyledir, Kerimüddin Aksaray'ı dediğimiz tarihçi. Ondan sonra Niğde Kadısı Kadı Ahmet var, o da böyledir. Anonim bir Selçukname var, o da böyledir. Ve hatta Süryani tarihçi var, Ebu'l-Ferez Gregori, o da böyledir. Bütün bu tarihçiler o dönemde bu Türkmenleri kötülemek, Türkmenlerin aleyhinde bulunmayı kendileri için bir vazife addetmişler ve bunları kötülemek için olmadık iftiralarda bulunmuşlar. Bunların yanında bir de devlet yanlısı olan, Moğol yanlısı olan Mevlevi yazarlar var. O Mevlevi yazarlar da adeta bu tarihçilerin paralelinde olarak onlar da Türkmenlerin aleyhinde yazılar yazmışlar. Onları kötülüyorlar. Hatta onlara çok ağır hakaretlerde bulunuyorlar. Mesela Cimri'den bahsedecekse diyor, Cimri bir din. Dinsiz Cimri. Evet, evet. Veya Babaiyane la'in. Lanetli babayiler.
Baba İlyas-ı Hurasani denilen adamı yalancı peygamber olarak ilan etmişler. Güya Baba İlyas-ı Hurasani ortaya çıkmış, kendisinin peygamber olduğunu ilan etmiş ve cahil olan Türkmenler de bu yalancı adamın, bu şarlatanın peşine düşmüşler ve Anadolu'da isyan yaratmışlar. Hocam öyle biz de bu şekilde tabii o kaynaklara evet. dayanılarak yazan evet. eserlerde aynen okuduk öyle. Ama bu doğru değil değil mi asıl tabii, kaynaklarda? Tabii bu kaynaklara dayanarak günümüzün yazarlarından da birçokları, başta Babinger olmak üzere, Babinger, Fuat Köprülü, Osman Turan, yeni bir arkadaşım var, Ahmet Yaşar Ocak, bunların hepsi o devrin yazarlarının söylemlerini kullanarak bunlar hakkında bilgi veriyorlar ve yanlış bilgiler veriyorlar. Halbuki bunların kendi eserleri var. Bak bu çok önemlidir. Evet, evet. Eski şahısları doğru tanıyabilmenin en güzel yolu onların kendi eserlerini mütalaa etmektir. Türkiye'de bu eserler hala mevcut değil mevcut, mi? Mevcut. Evet. Yalnız basılmış değil. Orijinal haliyle mevcut. Ben başladım işte yeni yeni yayınlıyorum. Dolayısıyla bir yazarı iyi tanımanın en güzel yolu o yazarın kendi eserini mütalaa etmektir. Çünkü yazarlar kendi eserlerinin de kendilerini anlatırlar. Mesela bir misal vereyim. Mevlana'yı en iyi anlamanın yolu Mevlana'nın kendi eserlerini okumaktır. Evet. Eserler yazmış. Evet. Hacı Bektaş'ı da anlamanın en güzel yolu Hacı Bektaş'ın eserleri var. Evet. Az yazmıştı. Mevlana kadar yazmamış ama bir takım eserler yazmış. Eserlerinde kendisini anlatır. Kendi dini anlayışını, yolunu, yordamını anlatır. Mesela Ahyevren. Ahyevren'i başka yerde öğrenmeye gerek yok. Kendi eserleri var. Kendi eserlerinde kendisini geniş olarak tanıtır. Çok detaylı bilgiler bulabiliriz. Ahyevren'in bir hocası var. Şeyh Elhadüddin-i Kirmani deriz. Şeyh Elhadüddin-i Kirmani. Onun da eserleri var. Bunları kendi eserlerini... Hatta Baba İlyas'ın kendi eseri var. Baba İlyas'ın eserini okuduğumuz zaman sade bir Türkmen derviş olarak onu görüyoruz ve dini şeyi de gayet iyidir. Kaldı ki onun akrabaları var. Aşık Paşa, Kırşehirli Aşık Paşa var ya, Kırşehirli Aşık Paşa Baba İlyas-ı Hurasani'nin torunudur. Aşık Paşa tarihini yazan değil mi? Yok o daha sonradır. O daha sonra. O daha sonradır. Aşık Paşa onun torunudur. Torundur. Garipname'nin yazarıdır. Sonra onun oğlu var. Elvan Çelebi, bunlar babalarının, dedelerinin tarihini yazmış adamlardır. Dolayısıyla bunların eserlerini okuduğumuz zaman babayilerin ve Baba İlyas'ın şeylerini anlamak mümkündür. Gayet en sade biçimde öğrenmek evet, mümkün olabiliyor. O zamanki bu şahıslar kendi yazdıkları kitaplarda kendilerini tabii. başka ifade etmişler. Evet. Ama Moğol vesayeti altındaki tarihçiler de aynen, daha değişik. Aynen öyle. İfade etmişler. Sonra bizim bu çağdaş yazarlarımız da işte o eski Selçuklular zamanındaki o tarihçilerin eserlerini kaynak olarak gösteriyorlar. Onlar da onların paralelinde babayileri, Türkmenleri, dervişleri böyle tasvir ederler. Evet. Peki şeyden olabilir mi hocam? Yani esas asıl kaynakları, orijinal el yazmalarını herhalde üşendiler, arayamadılar. Tabii, o kaynaklar yeterli geldi. O güçlük de var. Herkes benim gibi gözü kara olmuyor. Ben evet. çıktım Türkiye'ye, bütün Türkiye'yi gezdim. Evet. Onların da gezmesi lazım. Onlar da gezmiyorlar. İşte böyle Hatay'a da düşüyorlar. Masa başında, masa evet. başında tarihçilik yapıyorlar. Evet. Peki hocam, biraz da yönetim babında. Mesela evet. benim aklıma çok takılan, yanılabilirim ismimde lütfen düzeltin. İkinci Gıyasettin Keyhüsrev miydi? Evet. Bu tip devlet adamlarından evet. da bahseder misiniz? Evet. Tabii Ala önce onun babasından bahsedelim. Evet. Birinci Alaaddin Keykubat. Anadolu'nun Selçuklular döneminin en parlak dönemi birinci Alaaddin Keykubat dönemidir. Her bakımdan ama. Ekonomik bakımından, kültürel bakımdan Anadolu son derece zengindir. Bakın Anadolu'da o dönemde, Alaaddin Keykubat'a kadar gelinceye kadarki dönemde Anadolu bir baştan bir başa kervansaraylarla donatılmış. Onları o eserler süs olarak yapılmış değil. Bakın birkaç yol var. Anadolu'ya gelen birkaç yol var. Bir yol Kafkasya üzerinden, Erzurum üzerinden, Erzincan üzerinden
Sivas üzerinden Kayseri'ye ulaşır. Evet. Ticaretin, sanatın merkezi o dönemde Kayseri'dir. Evet. Kayseri'ye gelir. Bir yol Tebriz üzerinden, Van Gölü'nün kuzeyinden, Harput üzerinden, Malatya üzerinden gene Kayseri'ye ulaşır. Bir yol Kuzey Mezopotamya'dan, Bağdat'tan Kuzey Mezopotamya'dan gelir, Diyarbakır üzerinden, Malatya üzerinden gene Kayseri'ye ulaşır. Ve bu yol güzergahta 30 kilometrede bir kervansaray inşa edilmiştir. Devlet bu kervansarayları yapmak için çok büyük meblağda para harcıyor. Bunları süs olarak yapmamıştır. Evet. Bunlar ticari faaliyetlerin, ticari aktivitenin canlı bir şekilde yürümesini sağlamak için yapmıştır. İhtiyaçtan tabii, yapılmış. Evet. O devrin tarihçisi var, Zekeriya Kazvini diye, Asar-ül Bilat adlı kitabında yazıyor. Diyor bu Diyar-ı Rum o kadar mamur bir ülkedir ki bir başından bir başına kervanlar işliyor diyor. Soğuk kış şartlarına rağmen diyor kervanlar gene işlemeye devam ediyor. Böyle tasvir ediyor. Tedbir alınmış evet. Çünkü. Sonra diyor bu kervanları sultanlar yapıyorlar. Hatta diyor sultanların kızları da bu kervan sarayları inşa ediyorlar. Böyle bir canlı ortam vardı Anadolu'da. Evet. Ticari ortam vardı. Tabii Kayseri'de olmasının sebebi Kayseri orada bir milletler arası pazar yeri kurulurdu. Her sene yaz sezonunda Kayseri'nin Pazarören denilen yerde, adı da üzerindedir. Evet. O Pazarören denilen mevkide her sene yaz aylarında milletler arası bir panayır yeri kurulur, pazar yeri kurulur. Evet. Ve bu ticaret yollarından gelen mallar buraya gelir. Tüccarlar buraya mal getirirler, o mallarını satarlar, ihtiyaç duydukları malları da Anadolu'dan temin edip ülkelerine götürürlerdi. Böyle canlı bir merkez idi Kayseri. Tabii bu kervanların işlediği yörede de ilim adamları, fikir adamları, kervanlarla birlikte onlar da bu yolculuklara katılıyorlar. Ve Anadolu'da bunlar aynı zamanda bilimsel faaliyetleri de canlandırıyordu. Sonra bu şeyler, bu Kayseri'deki o panayır yerinden bu mallar gene kervansarayların güzergahından. Bakın o güzergahlardan birisi Kayseri'den Konya'ya, Konya'dan Antalya'ya, Alanya'ya ve Antalya'ya gider. Evet. Kervansaraylar bugün hala duruyor onlar. Evet. Harabe de olsa yeri bellidir. Evet. Sonra bir güzergah söz gelimi Kırşehir üzerinden, Ankara üzerinden batıya gidiyor. Bir güzergah Sivas'tan, Tokat'tan Samsun'a ve Sinop'a gidiyor. Ve deniz aşırı ülkelere mal sevkiyatı yapılıyor. Bakın Antalya'ya ve Alanya'ya gelen ticaret malları Akdeniz'in ötesine, yani Kuzey Afrika'ya mal sevkiyatı yapılıyor. Samsun, Sinop üzerinden Kırım'a, Deşte Kıpçak'a, Rusya'ya mal sevkiyatı yapılıyor. Böyle canlı bir ortam idi Anadolu. Evet. Şimdi bu bütün bunlar Alaaddin Keykubat zamanında olan canlı ticaret ortamı. Onun oğlu var. Aslında Alaaddin Keykubat'ın birkaç tane oğlu vardı. Ortanca oğluna veliahtlık bıraktı. İzzettin Kılıç Aslan'dır onun adı. Ona veliahtlık bıraktı. Yani bu demekti ki Alaaddin Keykubat vefat ettiği zaman bu oğlu onun yerine hükümdar oldu. Evet. Fakat onun büyük oğlu Gıyaseddin o İrani çevrelerde tahsil görmüştü. İrancı lalaların yanında yetişmişti ve kendisinin veliaht olarak tayin edilmemesinden rahatsızlık duymuş olmalı ki İrani çevreler o ikinci Gıyaseddin'i tutan devlet adamları Kayseri'de Alaaddin Keykubat'a suikast düzenlediler ve Alaaddin Keykubat'ı ortadan kaldırdılar. Ve alel acele ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev'i tahta oturttular. Evet. Bu Alaaddin, bu Gıyaseddin Keyhüsrev tahta çıkınca, bakın tahta çıktığı sene, bu çok önemlidir. Bizim tarihçiler de bunu bilmiyorlar. Tahta çıktığı sene Eğirdir'de bir kervansaray yapmış. O kervansarayın kitabesinde kendisini zamanın Keyhüsrev'i, bakın İran, eski İran destanı, İran Şahı. Evet. Evet, zamanın evet. Keyhüsrev'i olarak nitelendiriyor. Sonra gene kendisini zamanın Zulkarneyn'i,
Bu da Destani Arap Kralı. Evet. Yemen'de yaşamış. Zulkarneyn olarak tasvir ediyor. Ve o Arap çevrelere sahipleniyor. Bir şey daha kullanıyor. Diyor ben zamanın İskenderiyim. Rum halkı da temsil ediyor İskender. Evet, evet. Dolayısıyla ben zamanın İskenderiyim. Dolayısıyla Rumlara da sahipleniyor. Rum halka da, tebaaya da sahipleniyor. Fakat sonunda da diyor ki ben Türkmenleri kahreden, Türkmenleri köklerini söken bir hükümdarım evet, diyor. Evet. Nereden kaynaklandığını ben de doğrusu tam bilemiyorum. Fakat bu şehzade, bu hükümdar iktidara geldiği andan itibaren Türkmenlere karşı bir kini var. Onlara ikta edilmiş topraklardan onları söküp atıyor. Böyle bir uygulamaya evet. girişti. Moğollarla da işbirliği yapıyor mu hocam? Moğollar henüz onun zamanında daha Anadolu'ya gelmemişlerdi. Zaten onun zamanında geldiler. Hmm. Onun o kötü yönetimi Moğolları da Anadolu'ya celbetti. Onu da belirtmek lazım. Şimdi bu böyle bir zihniyette olan bu adam nereden böyle bir zihniyete kapıldı onu doğrusu ben keşfedebilmiş değilim. Ama şunu biliyorum ki İranî çevrelerin bunda büyük bir etkisi var ve bu İranî çevreler Alaaddin Keykubat'a da muhalif idiler. Evet. İşte bu Alaaddin Keykubat'a muhalif olan kişiler, insanlar bunların başında da Saadettin Köpek gelir. Saadettin Köpek ve onun gibiler Alaaddin Keykubat'a suikast düzenlediler bunu ve ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'i iktidara getirdi. Ve iktidara gelir gelmez de dediğim gibi Anadolu'da Türkmenleri katletmeye başladı. Evet. Bakın evet. onun öldürdüğü, o da Moğollar gibi bir takım katliamlar yaptı. Katlettiği adamlardan birisi Yozgat'ta Emirce Sultan var. Büyük bir derviş, büyük bir şeyh. Onu öldürdü. Şeyh Uban var. Şeyh Uban'ı öldürdü. Ve Şeyh Uban ve Baba İlyas-ı Khorasani'nin müritlerinden olan bir takım insanların Anadolu'yu terk etmelerine sebep oldu. Fakat hocam babası görmüş ki bu durumu evet. Büyük oğlu olduğu halde onu veliaht yapmamış. Evet. Yapmamış. Mutlaka. Demek ki babası onu biliyordu. Evet. 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 Demek ki hocam Selçuklu Türkiye Selçukluları döneminde de iyi hükümdar da zayıf hükümdar da kötü evet. hükümdar da geldi. Tabii. Peki evet. hocam eğer sizce uygunsa bu bölümde bu konu yeter mi diğer ikinci konumuza geçelim mi? Peki hocam ikinci konumuz anons etmiştik. Türkiye Selçukluları döneminde Ahi Evren ve Ahilik. Evet. Biz hocam öncelikle ben şuradan başlayalım diyorum müsaade ederseniz. Ahi Evren kimdir? Evet. Ahi Evren nerede, nasıl yaşamıştır? Evet. Ve sizin kitabınızda bizim çok ilgimizi çeken siz Nasreddin Hoca ile Ahi evet. Evren'in evet. aynı kişi olduğunu evet. Ispat ediyorsunuz. Evet. Bunun için çalışıyorsunuz. Bir de bir kelime hatası var. Biz halk arasında daha çok Evran, Ahi evet. Evran diye geçer. Evet. Bunları evet. bir açıklar mısınız? Tabii. Buyurun hocam. Evvela buyurduğunuz gibi Ahi Evren'i bir tanıyalım. Evet. Ahi Evren nispet adından da anlıyoruz ki Hoi nispet adını kullanıyor. Hoi nispet adından bunun Azerbaycan'ın Hoy kasabasından olduğunu görüyoruz. Bu Hoy kasabası çokça ilim adamı yetiştiren bir yöredir. Ahi Evren de orada doğmuş ve muhtemelen ilk tahsilini de orada yapmış. Çünkü orası bir ilim adamlarının çok olduğu bir bölgedir. Ahi Evren ilk tahsilini orada yapmış fakat daha sonra Horasan'a gitmiş ve orada meşhur akliyeci bir filozof var. Fahruddin Razi'nin talebesi olmuş. Evet. Eş'ari mezhebindendir ama akliyecidir. Akliyeci. Hatta evet. İslam dünyasında en akliyeci olan bir kişi olarak vasfederler onu. Onun yanına gitmiş ve uzun süre Fahruddin Razi'nin yanında çalışmış ve Fahruddin Razi'nin hizmetinde bulunmuş. Ve ondan sonra 600 yıllarında hemen hemen oradan ayrılıyor, Bağdat'a geliyor. Bağdat'ta Türkmen bir şeyh var. Şeyh Evhadüddin Kirmani. Şeyh Evhadüddin Kirmani'ye intisap ediyor. Hatta onun kızıyla da evleniyor. Daha sonra evlenecek ama
onun kızıyla da evleniyor. Ve bu Evhadüddin Kirmani bir grup ilim adamlarıyla birlikte Anadolu'ya göçtüğü zaman Ahyevren de onların arasında Anadolu'ya gelmiş. Bu gelen ilim adamları arasında Muhyiddin İbn Arabi var. Sadreddin Konevi'nin babası Mecduddin İshak var. Ondan sonra Arapgir'de medfun olan Şeyh Hasan Onar var. Bakın bunlar o dönemin önde gelen evet. ilim adamları, fikir adamları. Evet. Büyük bir kalabalık halinde bunlar önce Malatya'ya geldiler ve Malatya'dan Konya'ya geldiler. İşte Ahi Evren de bunların içerisinde Anadolu'ya geldi. O dönemin devlet adamları, özellikle 1. Gıyaseddin, Alaaddin Keykubat'ın da babası, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev bunları himaye ediyordu. Bunları belli yörelerde görevlendiriyordu ve onlara tekkeler, zaviyeler, hizmet edecekleri kurumlar inşa ediyordu. İşte Ahi Evren de bu sırada onun zamanında Kayseri'ye yerleşmiş bir sanatkar olduğu için Ahi Evren o dönemde Türkmen sanatkarları da etrafına toplayarak Kayseri'de bir iş merkezi meydana getirdiler. Sanayi sitesi meydana getirdiler. Hocam, Ahi Evren evet. Debbahtı değil mi? Debbahtı, yani derici. Sanatkar, evet. Derici. Derici esnafındandır. Kayseri'de, bugün Kayseri Lisesi'nin bulunduğu bölgede büyük bir sanayi sitesi inşa edildi. Kaynaklar bu sanayi sitesi hakkında bilgi veriyorlar bize. Bu sanayi sitesini 1. Gıyaseddin Keyhüsrev inşa etmiş ve 32 çeşit esnaf ve sanatkar o çarşı içerisinde kendilerine tahsis edilen bölümlerde faaliyet gösteriyorlardı. Hocam seyircilerimizi zaman, de ek olarak bilgilendirelim. Bu sanayi sitesinin oluşumu 13. yüzyıl değil 13. mi? 13. yüzyıldan bahsediyor. Başı. Evet. Bu sanayi sitesinde hanımların faaliyet gösterdiği bir bölümde var. Fatma Bacı da Ahi Evren'in eşidir. Fatma Bacı da o sanayi sitesinde kadınların bölümünde faaliyet gösteren bir sanatkar Türkmen hatundur. Evet. Etrafında çok sayıda hatunlar vardı. Onlar da kadın el sanatlarını icra ediyorlar. Kilim dokuyorlar, halı dokuyorlar. Hatta kaynak diyor ki bu hatunlar, o sanayi sitesinde bu hatunlar balyalarla halı, kilim Rum diyarına ihraç ediyorlar. Bakın ihracatçılık yapıyorlar. Evet. Evet. Bu zevkli bir şeydir değil tabii, mi? Tabii. Tabii. Onur evet. verici bir evet, şey. Evet. Evet işte Ahi Evren de burada bu sanayi sitesinin lideri, dabbağların piri ve esnaf ve sanatkarların lideri olarak o sanayi sitesinde faaliyet gösteriyordu. Evet. Tabii Alaaddin Keykubat tahta geçtiği zaman Alaaddin Keykubat Malatya üzerinden tahta geçeceği zaman Kayseri'ye geldi. Kayseri'den Konya'ya giderken evvela Kayseri'de kendisine bir cülüs töreni yapıldı. Yani tahta çıkış töreni yapıldı. Kayseri'den şeye giderken Ahi Evren'i de beraberinde Konya'ya götürdü. Dolayısıyla Alaaddin Keykubat zamanında da Ahi Evren'imiz Konya'ya geldi ve Konya'da da o sanayi faaliyetlerini Konya'da da yürüttü. Konya'da da bir bölge var. Hala da o bölgede Ahi Evren sokağı denilen bir yer var. Orası onun o çarşısının, Konya'daki çarşısının mekanıdır. Evet. Ve Alaaddin Keykubat'ın hayatı boyunca Ahi Evren hem o sanayi sitesinin bir piri olarak, sanatkar olarak orada faaliyet gösteriyordu. Hem de o dönemde saray mektebi olan Gulamhane. Evet. Bu Gulamhane'nin de lalasıydı. Bakın Gulamhane'de de hocalık yapıyor. Evet. Çünkü Ahi Evren bu Fahreddin Razi'nin yanında eğitim gördüğü zaman büyük bir ilim adamı, bir fikir adamı olarak Anadolu'ya gelmişti. Evet. İşte Anadolu'ya geldiği zaman Alaaddin Keykubat onu Gulamhane'nin başına oturtmuş ve Gulamhane'deki çocukların, devlet adamlarının burada eğitim görmesinde bir muallim olarak hizmet ediyordu. Evet. Bir şey söylemeyeceğim, ben devam edeyim. Buyurun, buyurun. Evet.
Ahevren burada Lala iken saray mektebinde saray çocuklarının da eğitimiyle uğraşıyordu. Saray mektebi. Evet. Ve onun muallimi olduğu, hocası olduğu mektebin adı da Gulamhane-i Sultani adını veriyordu. Veya Hanikah-i Sultani adını taşıyordu. Evet. Yani sultana ait bir mektep. Evet. Bu Konya'da da Alaaddin Tepesi'nin hemen yakınında bir yerde bulunuyordu. Ahevren uzun süre burada şey yaptı. Sultanlık yaptı. Muallimlik yaptı. İkinci İzzettin Keykavus, yani az önce adını söylediğimiz o ikinci Gıyaseddin Keyhüsrev'in oğlu iktidara gelince Ahyevren'i kendisine vezir edindi. Zaten yani devlet görevi de bulundu. Evet, vezir olarak şeyin yanında bulundu. İkinci İzzettin Keykavus'un yanında bulundu. İkinci İzzettin Keykavus aynen dedesi Alaaddin gibi bir ortam yaratmaya çalışıyordu. Bu ortamı yaratmaya çalışırken de en fazla bu Nasreddin Hoca'dan yararlanmaya çalışıyordu. Evet. Nasreddin Hoca da onun yanı başında bulunuyordu. İşte bu dönemde Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesi olayı ortaya çıktı. Bu Şems-i Tebrizi'nin öldürme olayında birinci sorumlu olan Mevleviler, Mevlana çevresi birinci sorumlu olarak Ahyevren'i gördüler. Tabii bu Şems-i Tebrizi Moğolların da adamıydı. Evet. Moğolların adamı olduğu için Moğolların baskısı, devlet üzerindeki baskısı da arttı, ağırlaştı. Evet. Evet. İşte Moğolların bu ağır baskıları sonucunda Ahyevren Konya'da tutunamadı ve Kırşehir'e geldi. Kırşehir'e göçtü. Evet. Bundan sonraki hayatı 14 senelik bir süredir. Bundan sonraki hayatı Kırşehir'de geçti. Kırşehir. Tabii Kırşehir'e geldiği zaman Kırşehir'de de o sanayi faaliyetlerini, bilimsel faaliyetlerini Kırşehir'de de sürdürdü. Evet, evet. Kırşehir'de bir devlet adamı vardı. Çok iyi bir zattır. Seyfettin Tuğrul, Kırşehir valisi. Kırşehir valisi onu himaye etti. Ve Kırşehir valisinin, bu Seyfettin Tuğrul'un himayesinde oradaki faaliyetlerini sürdürüyordu. Fakat Moğollar buna da tahammül edemediler. Moğol yöneticiler bu şeye de tahammül edemediler ve Konya'dan bir ordu gönderdiler. Nureddin Caca adında Mevlana'nın da müridi olan bu adamı bir orduyla Kırşehir'e gönderdiler. Tabii onlar da bu devlet adamını, bu komutanı, Moğol komutanını Kırşehir'e sokmadılar. Ve tabii şehri muhasara etti bu Nureddin Caca ve şehre girdikten sonra da orada bulunan Ahyevren'i Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi de Ahyevren'in talebesidir. Evet. Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi'yi de orada katletti ve çok sayıda ahileri burada katlettiler ve ahi ocağını da dağıttılar. Dağıttılar. Evet. Yani Kırşehir'de ölüyor Ahyevren. Evet. Kırşehir'de öldürüldü. Kim vurduya gitti? Savaş alanında öldürüldü. Hatta kaynakların bildirdiğine göre cenaze namazının kılınmasına da müsaade edilmedi. Evet. Böyle bir ortam meydana geldi. Tabii burada kılıç artığı olarak canını kurtaran ahiler Akşehir'e gittiler. Ve Akşehir'de yoğunlaşmaya başladı. Niye Akşehir'e gittiler? Çünkü 2. İzzettin Keykavus o da Moğolların baskısıyla Akşehir'e gelmişti. O da orayı kendisine karargah edinmişti. Dolayısıyla Ahyevren bir taraftan Kırşehir'deyken bir ayağı da Akşehir'deydi. Nitekim Akşehir'de olduğu dönemde Letaif adlı kitabını orada yazmış. Orada yazmış. Ve bu sultana takdim etmiş. Evet. O Letaif dediğimiz kitabında da hani Nasreddin Hoca fıkraları diyoruz ya. Evet. İşte o Nasreddin Hoca fıkralarının prototipi o kitabın içindedir. Evet. Hemen o bölüme devam edeceğiz ama evet. Hocam müsaadenizle buyurun. Kısa bir ara daha tabii. Verelim. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız daha var. Reklamlardan sonra yeniden sizlerin karşısında olacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Evet Sayın Hocam, yeni bir bölüme başlıyoruz. Üçüncü bölüme başlıyoruz. Ahyevren
hocamızı Kırşehir'de kaybettik. Evet. Kırşehir'de öldürüldü, evet. Moğolların savaşı sırasında. Evet. Tabii siz Aksaray'dan bahsettiniz. Aksaray'da evet. Yeni Aksaray'da, Akşehir. Akşehir'den bahsettiniz. Akşehir'de bir kitap yazdığını evet. ve sultana sunduğunu ve evet. bu kitabında bu Nasreddin evet. Hoca fıkralarının prototipinin evet. hazır olduğunu söylediniz. Evet. Hocam zaten bu Ahi-Evran Mevlana Mücadelesi isimli kitabınızdaki ilginç noktalardan, en ilginç noktalardan birisi de Ahi-Evran'la Nasreddin Hoca'nın aynı kişi olduğunu evet. söylemeniz ve bunu delillendirmeniz, evet. ispat etmeye çalışmanız. Evet. Evet, hocam bunu burada da bir delillendirebilir misiniz? Tabii. Bu kanıya nasıl vardınız? Evet. Bu delillerinizi nasıl evet. elde ettiniz? Şimdi ben tabii Ahi-Evran'la, Ahi-Evran'ın eserleriyle meşgul olurken Ahi-Evran'ın Letaif-i Gıyasiye adlı eserini de bir vesileyle kütüphanelerde temin ettim, buldum. Şimdi bu kitabı da evvela üslup bakımından inceledim. Bir baktım ki bizim Ahi-Evran'ın kitaplarının aynısı, tıpkısı. Evet. Hatta bazı şeylerde de bunu, referanslarda da bunu o kitabına. O kitabını meşgul olurken baktım ki bizim Nasreddin Hoca fıkraları dediğimiz bazı hikayeler, fıkralar bu Letaif-i Gıyasiye adlı eserin içinde. Yani Ahi-Evran'ın yazdığı evet, eserin içinde var. Zaten Nasreddin Hoca'nın o fıkralarına da eskiler Letaif diyorlar. Evet. Aynı isimle adlandırıyorlar. Bu Letaif denilen şey, o isim Ahi-Evran'ın bu eserinin adından alınma bir evet. isimdir. Şimdi bu fıkraları incelerken, burada geçen fıkraları incelerken tamamen bu fıkralar Ahi-Evran'ın felsefi kişiliğinden kaynaklanıyor. Ahi-Evran aynı zamanda bir müderristir, bir eğitimcidir, öğretimcidir. Bu eğitim ve öğretim işleriyle uğraşırken bazı konuları, bazı felsefi konuları, eğitimle ilgili konuları zaman zaman fıkralaştırarak bunları anlatmaya çalışıyor. Hatta Mevlana Celaleddin Rumi de hem Mesnevisinde hem başka eserinde kendisinin muhalif olduğu o kişiden, Nasreddin Hoca'dan bahsederken onu kötüleyerek şey der, kötüleyerek onu anlatırken bu fıkralarını dile getirerek onunla alay eder. Alay maksatlı olarak. Mesela kedi et hikayesi var ya, evet. Mesnevi'de geçer. Mevlana onu söz konusu ediyor. Ve bu hikayeyi anlatmak suretiyle onun cahil bir adam olduğunu, hatta karısının, Fatma Bacı'nın cahil bir kadın olduğunu tebarüz ettirmek için bu şeyi anlatıyor. Şimdi Nasreddin Hoca'ya gelince, Nasreddin Hoca iki tane eser yazmış. Yani Ahi-Evran iki tane eser yazmış. Birisi Letaif-i Gıyasiye'dir, hacimli bir eserdir. Birisi de Letaif-i Hikmet'tir. İşte o Letaif-i Hikmet'i Akşehir'de telif etti ve bunu orada İkinci İzzettin Keykavus'a takdim etti. Ve bu eserin içinde anlattığı bir takım şeyler var, fıkralar var. O fıkralardan bir tanesini anlatayım. Buyurun. Diyor ki, diyor, çok cimri olan birisi bir gün suya düşüyor, boğulacak oluyor. Birileri de onu kurtarmaya çalışırken ona diyorlar ki elini uzat, elini uzat da seni elinden tutup çekelim seni, kurtaralım diyor. Ahi-Evran da onlara diyor ki, diyor ona elini uzat, elini ver demeyin. O ömründe kimseye bir şey vermedi ki. Ona elini de size vermez. Dolayısıyla bu fıkrayı orada söz konusu ediyor. Söz gelimi bir şeyde diyor ki, Ahi-Evran diyor ki, düşünmek ile konuşmak birbirinin aynıdır. İnsan düşünür, düşündüğünü sözlerle ifade eder. Evet. Dolayısıyla söz ve konuşma, düşünme ve konuşma arasında böyle bir ilişkinin mevcudiyetinden bahseder. Bunu da ifade etmek için bir yine bir fıkra evet. anlatıyor. Bu şeylerde de var yani kitapların Nasreddin Hoca fıkralarında evet. da var. Birisi pazarda papağan satıyormuş. Papağanı söz gelimi 100 liraya satmış. Büyük bir rakam. Büyük bir para. 100 liraya papağanı satmış.
Ahyevren de, Nasreddin Hoca da gitmiş evine, hindi almış gelmiş pazara. Hindiyi 100 lira 100 lira diye hindi satmaya çalışıyormuş. Hocaya demişler ki, ya bu bir hindi 100 lira eder mi, sen niye bunu 100 liraya satıyorsun falan diye. O da diyor ki, dün bir papağan satıldı, küçücük bir hayvandı. O 100 liraya gitti de, o 100 liraya satıldı da, benim koskoca hindim niye 100 liraya satılmadın diyor. Hocaya diyorlar ki, o papağan konuşuyordu. Diyor, o konuşuyor da bu da düşünüyor. Evet, hocam bir de Nasreddin Hoca'ya yanılmıyorsam dünyanın orta noktasını soruyorlar. O da eşeğimin ayağının bastığı yerdir. Tabii, evet. İsterseniz ölçün tabii. diyor. Buradan şunlara çıkartabilir miyiz hocam? Bunlar felsefi yaklaşımlar. Tabii. Felsefi derinliği, felsefe tabii. ilmiyle meşgul olmamış kimselerin bunları söyleyemeyeceği tabii, gibi tabii. bir yaklaşım Şimdi değil mi? Bir eskilerin bir ortaya koydukları bir prensip var. Diyorlar ki, Arapça tabiriyle söyleyeyim, medrese tabiriyle اَدَّل۪يلُ عَلَى مَنْ يَدَّعِ Bir kimse bir şeyi iddia ediyorsa delil getirmek de ona düşer. Evet. Delilin ne vermesi ona düşer. Ona düşer. Şimdi bunun paralelinde olarak Nasreddin Hoca'ya dünyanın merkezini sordukları zaman diyor, eşeğimin şeyidir. Eşeğimin ayağının altıdır. İtiraz edenlere de diyor, madem ki siz iddia ediyorsunuz, itiraz ediyorsunuz, onun delilini de siz getirin. Evet, ölçün diyor yani. Evet, gidin evet, ölçün. Ölçün diyor. Kuş düşünme evet. meselesinde de akılcıların, evet. felsefecilerin düşünmeye verdikleri evet. önem, oradan da evet. bir felsefeci olduğu ortaya çıkıyor. Bir şey daha söyle bu bağlamda, Mevlevi kaynaklarda da, hatta Mevlana'nın Mesnevisinde de, bu zatın, muhalifi olduğu bu zatın eşeğinden söz eder. Alay ederek tabii. Sonra bu eşeği meselesini şey edince, Nasreddin Hoca'nın eşeğe ters binme meselesi çıktı. Eşeğe ters biniyor. Evet. Fıkralarda da öyle anlatılıyor. Evet, öyle anlatılıyor. Eşeğine ters binermiş. Şimdi bunun sebebi şu. Ahyevren eşeğe ters biniyor. Eşek giderken önden de talebeleri geliyor, talebelerine ders anlatıyor. Arkadan yürüye talebeler geliyor, ona tabii, yüzünü dönmüş onlara, oluyor. Evet. Bunlara meşai filozoflar denir. Evet. Meşai filozof, Aristo, Eflatun, onlar doğuda da işte Kindi'dir, İbn Sina'dır. Bunlara meşai, yürüyen filozoflar, yürüyen ilim adamları, evet. yürüyen müderrisler diye anlatılır evet. bunlar. Ahyevren de onu devam ettiriyor. Yürüyor, yürüye yürüye ders anlatıyor. Evet. Dolayısıyla eşeğine de ters biniyor. Eşek ilerlerken, giderken talebeler de arkasından geliyor, talebelerine ders anlatıyor. Dolayısıyla Mevlevi kaynaklarda onun bu şeyini alay konusu yapıyorlar. Alay konusu. Evet. evet. Peki hocam, siz sadece bu bölümle ilgili soruyorum. Nasreddin Hoca ile Ahyevren'in aynı şahıs olduğunu iddia ettiniz ve evet. delillendirdiniz. Evet. Olumlu veya olumsuz evet. görüşler, tepkiler aldınız mı Türkiye'de? Evvela bunu şunu söyleyeyim. Bir defa Osmanlı uleması da, Osmanlılar da Ahyevren'in Akşehir'de metfun olduğunu söylüyorlar. Evet. Ben bunun belgesini de yayınladım. Evet. Dolayısıyla Ahyevren Nasreddin Hoca, Şeyh Nasreddin Mahmud şeyde metfundur. Akşehir'de metfundur. Evet. Bunu Osmanlılar döneminde de biliniyordu. Biliniyordu. Bu. Ve bunun belgelerini de ortaya koymuşlar. Dolayısıyla Nasreddin Hoca, Ahyevren'in burada olması bir defa bu belgelerle sabittir. Evet. İkincisi, işte Nasreddin, Ahyevren'in eserleri dediğimiz o Letaif-i Hikmet görüyoruz. Nasreddin Hoca'nın fıkralarını itibar ediyor. Dolayısıyla bu da bize gösteriyor ki tabii. Bu Kırşehir'de öldürülen zat şeyde de nedir Akşehir'de de bu fıkralarıyla ünlenmiş ve şeyin yanında yer almış. İkinci İzzettin Keykavus'un yanında yer almış evet. ve bu eserini ona takdim etmiş. Sonra bu fıkraların bazıları da az önce adını söyledim. Letaif-i Gıyasiye diye bir kitabı daha var. Geniş hacimli bir eserdir. Letaif-i Gıyasiye'de de az önce söylediğim o konuşma ve düşünme. Bu meseleleri mesela orada izah eder. Evet. Esas derin felsefi eseri bu Letaif-i Gıyasiye'dir. Gıyasiye.
Sonra ben bir şey daha keşfettim bu çalışmalar sırasında. Ahyevren Nasreddin Hoca Kırşehir'de veya Akşehir'de ikamet ettiği dönemlerde Konya'da bulunan Sadreddin Konevi'ye de sürekli mektuplar yazmış. Orta yerde 30 civarında mektup var. Yani bu demektir ki 15 defa Ahyevren Sadreddin Konevi'ye mektup yazıyor. Sadreddin Konevi de ona mektup yazıyor. Evet, cevap veriyor. Ve bu mektuplarda bilimsel konuları tartışıyorlar. Burası çok enteresan. Evet. Sürekli olarak Sadreddin Konevi daha çok soru sorma konumundadır. Ahyevren'e bir takım sorular soruyor. Ahyevren ona bilimsel cevaplar veriyor. Fakat gelelim bizim eskiler, eski literatürde geçen şeyi Nasreddin Hoca ile Sadreddin Konevi arasında teati edilen bu mektupları İranlı Hacı Nasreddin Tusi'ye mal etmişler. Hmm. O da Nasreddin'dir ya. Evet, evet. Onun o adına lakaplarının aynı olmasından dolayı hatta biraz da Ahyevren'in adını unutturmak amacıyla. Evet, evet. Kasıt da olabilir. Onun, evet, onun Sadreddin Konevi'ye yazdıkları mektupları İranlı Hacı Nasreddin Tusi'ye mal etmişler. Evet, büyük bir haksızlık yapmışlar. Ya. Tam künyesi de hocam herhalde Hacı Nasreddin Mahmud bin Ahmet el-Hoyi. El-Hoyi. Babasının adı Ahmet, aynen. Hoy aynen. Kasabasında evet. Doğmuştur. Evet, aynen. Bir de günümüzde de şöyle ilginç bir şey karşımıza çıkıyor hocam. Ahyevren'e Kırşehir evet. Tamamen sahip çıkıyor. Evet, evet. Orada bu şenlikler düzenleniyor. Evet. Nasreddin Hoca'ya da Akşehir sahip çıkıyor. Evet. Ama ikisi aynı evet. Kişi, aynı şahıs. Ben de iki cami arasında bey namaza döndüm. Evet, evet. Peki hocam, bu programımızın bu bölümünde, üçüncü bölümde siz Ahyevren'i Nasreddin Hoca'yı evet. Çok güzel izah ettiniz. Ahili'yi de kısmen anlattınız. Evet. Ahili'yi biraz daha açar mıyız? Yani evet. Sanayi siteleri kurulmuş tamam. Ama bunlar fütüvvetnameler yani bir kurallar dizesi olmuş. Evet. Ayrı bu kadınlar bölümü kurulmuş ve silahlanmış da kadınlar. Evet, tabii. Biraz da bunlardan ilave eder evet. Misiniz? Aslında meselenin çok önemli bir yerine gelmiş olduğumuz. Evet. Şimdi Türkiye Anadolu Selçukluları Devleti kurulduğundan itibaren Anadolu'da ilmi faaliyetler ne zaman başladı? Nasıl başladı? Bu konu benden önceki tarihçiler tarafından uzun boylu münakaşa konusu edilmiş ve bu konularda belli bir ölçüde fikirler ortaya yere getirilmiştir. Fakat meselenin özüne inildiği zaman sanıldığı gibi Fuat Köprülü'den bahsedeceğim de onu bahsetmeye gerek yok. Şunu söyleyeyim. Anadolu'nun fethinin hemen akabinde çok kısa bir süre içerisinde Anadolu'da ilk defa bilimsel çalışmalar Danışment ilinde başladı. Danışmendoğulları devletinin kurulduğu bölge başkentleri Niksar idi. Daha sonra Tokat'tır. O bölge yani Niksar, Tokat, Sivas, Amasya bölgeleri Danışmendoğulları Devleti'nin kurulduğu bölgedir. Evet. Bu devleti kuranlar bilge kişilerdir. Adı da üzerinde danışment, filozof demek. Filozof, evet. Bu devleti kuran Melik Ahmet Gazi bilge bir insandır. Filozof bir kişidir. İşte bunlar bu devleti kurulduğu zaman Anadolu'da ilk defa bilimsel faaliyetleri Danışmendoğulları başlattılar. Bakın Anadolu'nun fethinden hemen kısa bir zaman sonra o bölgede bilimsel faaliyetler başladı. Ve benim tespitimle Anadolu'da ilk defa eser yazan adam da Danışmendoğulları'nın Kayseri kale komutanı olan İlyas bin Ahmet adındaki adamdır. Keşfül Akabe adında astronomiye dair, bakın özellikle üstüne evet. Basarak, fen bilimlerine dair, astronomiye dair bir eser yazmış. Bu Kayseri valisi olan kişi. Evet. Ondan sonra Danışmendoğulları'nın himayesinde olan bir takım ilim adamları, bakın bu eserini de, Keşfül Akabe'yi de Danışmendoğulları Devleti'nin kurucusu Melik Ahmet Gazi'ye sunmuş. Böyle bir önem, evet. Önem de taşıyor. Ondan sonra bunların hizmetinde, Danışmendoğulları'nın hizmetinde olan ilim adamları, özellikle Hubeyş bin İbrahim Et-Tiflisi diye bir zat var. O zat
bu bölgedeyken, danışman doğruları hizmetindeyken tabiat bilimlerine dair eserler yazıyor. Bakın onun eserlerini şöyle Arapçalarını söyleyeyim diyor. Beyan-ı Nücum, astronomi ilminin açıklanması. Medhal ila ilmin nücum, astronomi ilmine giriş adlı kitap yazıyor. Evet. Ondan sonra Sıhhatul Ebdan, bedenlerin sıhhati, böyle bir eser yazmış tıp ilmine dair. Tıp ilmine. Ve o yüzyıllarda evet. yapıyor. Ve daha çok önemli bir eseri Beyan-ı Sinaat, sanatların açıklaması. Hangi sanat nasıl yapılır? İşte bu bölgede ben esas gelmek istediğim şeyi söyleyeyim. Evet. Bu bölgede böyle bir bilimsel ortam yaratılmış. Tabiat bilimlerine bir yöneliş olmuş. Tabiat bilimine yönelişin sonucunda bir fikir çıkmış ortaya. Anadolu'da bir cereyan eden bir düşünce tarzı. Bu düşünce tarzını başlatanlar şunu söylüyorlar. Ahyevren de bu fikri söylüyor. Söyledikleri şey şu. Diyorlar ki önemli olan bilgilenmek değildir. Önemli olan bilgiyi iş alanında, sanat alanında uygulamaktır. Uygulamaktır, evet. Bakın görüyor musun? Ahiliye gidiyoruz burada. Evet. Önemli olan bilimi iş ve sanat alanında uygulamaktır. Ahyevrenimiz bir şey daha söylüyor. Diyor ki bir insan ne kadar çok bilgili olursa olsun Cenab-ı Allah ona mükafat vermez. Bilimini iş alanında, sanat alanında uygularsa Cenab-ı Allah ona evet, mükafat verir. Evet. Bunlar çok güzel şeyler değil mi? Evet. Çok bakın, güzel. Bakın Anadolu'da evet. böyle bir canlı ilmi ortam mevcut idi. İşte bu ilmi ortam Ahi Teşkilatı'nın kurulmasına sebep oldu. Ahi Teşkilatı'nın kuruluşunun temelinde yatan şey bilimdir. Bilimdir. Ve o dönemde bilimi sanat alanında uygulama işinde ahiler yapıyorlar. Evet, evet. Ahiler kendi atölyelerinde, kendi iş yerlerinde sanatı, bilimi sanat alanında uyguluyorlardı. Sanat üretiyorlardı. Ama hocam değil mi? Ne kadar güzel izah ettiniz. Zaten dini sözler de vardır. İlmiyle amel etmeyen gibisinden. Doğru, evet. Aynı buna yakın doğru, sözler. İşte o, aynı şey, evet. aynı şeyi ifade ediyor. Fakat Ahyevren ve Ahilik Teşkilatı bunun yanında bazı kurallar getirmiş. Tabii, bazı evet. esnafı disiplin tabii. altına almış. Ahlak kuralları evet. koymuş. Evet. Ve o sistem çok mükemmel yürümüş evet. ondan dolayı. Şimdi az önce de bahsettik. Dedik ahiler için bir sanayi sitesi kurulmuştu Kayseri'de. Evet. Bu sanayi sitesinde 32 çeşit esnaf ve sanatkar şey diyordu. Ahyevren kendi eserlerinde bunun nizamnamesini de söylüyor. O nizamnamesinde diyor ki birçok sanat erbabı belli bir bölgeye getirilmeli ve onların sanatlarını icra etmelerine imkan hazırlanmalıdır. Bunların birbirleriyle ihtilafa düşmemeleri için de bir takım kurallar lazımdır. O kuralları kendisi koyuyor. Evet. Hocam dikkat ediyor musunuz? 13. yüzyılda bunlar bir plan dahilinde yapılmış. Evet. 21. yüzyıldayız. Şimdi dillendiriyorlar. Organize sanayi bölgeleri evet. kurulması evet. lazım diyorlar. Evet. Çok enteresandır Süleyman Bey. Cumhuriyet döneminde de İlk defa organize sanayi çarşılarının kurulması Kayseri'de oldu. Kayseri Belediye Başkanı Mehmet Kavuncu denilen bir belediye başkanı ilk defa Kayseri'de sanayi sitesi kurdu. Evet. Bakın bu Kayserili belediye başkanı ben diyorum ki herhalde halk kültüründe mevcut olan o sanayi sitesi düşüncesi halen de yaşıyormuş ki Kavuncu Allah rahmet eylesin. Mehmet Kavuncu bunu düşündü ve bir sanayi sitesi kurdu şeydi. Evet. Ondan sonra diğer şehirlerde de kuruldu. Kayseri'nin bugün bu hale gelmesi çok güzel bir evet. şehir oldu. Sanayileşti. Evet. 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 Ahi Evren'in o attığı ya. Mayanın sonucudur Tabii. diyebiliriz evet. değil mi hocam? Evet. Çok doğru diyorsunuz. Evet. Peki hocam biz bir bölüm daha yapacağız öyle gözüküyor. Üçüncü bölümün de sonuna geldik. Konumuz devam ediyor, sorularımız evet. var. Eğer bu Ahi Evren ve ahilikle ilgili ilave edeceğiniz bir şey yoksa başka bir soruya bölüme geçebiliriz. Ha, şunu söyleyeyim. Buyurun.
Ahilik bu dedim ya Kayseri'de kuruldu önce. Evet. Fakat Kayseri'de kurulduktan sonra ahi teşkilatı Anadolu'nun diğer şehirlerine de yayıldı. Özellikle Alaaddin Keykubat zamanında ahilik teşkilat olarak devletin yapısının içerisine alındı. Bu çok önemli bir şeydir. Önemli, evet. Devletin yapısı içerisine alındı ve Selçuklular dönemindeki büyük şehirlerin hemen hepsinde ahiler aynı zamanda şehrin yönetimiyle de ilgileniyorlardı. Çarşı, pazarı onlar denetliyorlardı. Ve çarşı pazarda ticari faaliyetlerin canlı yürümesini sağlamak için ahil ileri gelenleri burada görev alıyorlardı. Ve ilk defa Alaaddin Keykubat zamanında ahiler yanlarında kama taşımaya başladılar. Asayişle de mi ilgilendiler? Evet, onun için onu soracaktım. Şehirlerde asayişi temin ediyorlardı. Asayişi onlar temin ediyorlardı. Bu yüzden bugün nasıl polisler bir tabanca taşıyorlarsa o günde ahiler bu kuşaklarının arasında kama taşırlardı. Ve şehirlerdeki inzibat hizmetini ahiler yürütüyorlardı. Bu Alaaddin Keykubat zamanında başladı. Yani ahilik o kadar ileri evet. gitti. Ticari hayatını evet. düzenledikten sonra asayişi yani de düzenlemeye. İçerisine girdi. Sonra ahilerin içerisinde şeyler vardı. Savaşçılar vardı. Devlet savaşa gittiği zaman savaş sıralarında ahi ocaklarından asker toplardı. Ve ahilik Anadolu'nun bütün şehirlerine yayıldı. Yayıldı. Evet. İşte bu Alaaddin Keykubat zamanında oldu. Evet. Yani hocam hemen aklıma geldi. Kısmen geliyor konuşurken, sohbet ederken. Ahilerin kadınlar kolu diye adlandırdığımız evet. bölümü de silahlı kısımları evet. varmış. Evet. Değil tabii. mi? Bacılar da öyle. Bacılar da. Bacılar da savaşa katılırlardı. Silahlı. Savaşçı. Evet. Savaşçı Türkmen kadınları diye eski kaynaklarda da geçiyor. Bunlar silahlanırlar. Çok önemli bir şey aklıma geliyor. Aslında bu Türkmenlerde mevcut olan bir şeydir. Türkmen tabiatlı olan insanlar, kadınlar da dahil, iyi at binerler, kılıç kuşanırlar falan. Onun için Anadolu'da ahil kurulmadan önce de Türkmen kadınlar arasında böyle silahlı hanımlar savaşlara katılıyorlar. Katılıyorlar. Evet. Evet. Hocam son olarak bu bölümle ilgili, madem ahilikle ilgili, günümüzde de böyle bir deyim, bir atasözü gibi kullanılan pabucu dama atılmak evet, vardır. Evet. Pabucu dama atılmak, eğer yanılmıyorsam evet. ahiliklerin uygulandığı dönemde evet. ceza alan esnaf tabii, insanların tabii. onunla ilişkisini ve alışverişini evet. kesmesi evet. anlamında mı kullanılıyor? Ahilerin her yerde ahi ocaklarının bir kethudaları olur. Kethudalar onları denetlerlerdi. Esnaf ve sanatkarı onlar denetlerlerdi. Ve halka kötü mal üretmeyi büyük bir kabahat sayıyorlar. Dolayısıyla o kethudalar birisinin kötü mal ürettiğini tespit ettikleri zaman gidiyorlardı onun şeyine, onun yerini kapatıyorlardı ve onun pabucunu dama atıyorlardı. Dama atıyorlardı. O bir daha o mesleği yürütemez. Yürütemiyor. Şimdi de günümüzde gözden düşen veya unutulan evet. insanlar için kullanıla evet. gelmiş. Evet. Hocam bu bölüm için de çok teşekkür ederim. Arkadaşlar evet. yine işaret ediyor. Bir ara verelim. Son Peki. bölümde devam edelim. Peki efendim. Evet sevgili seyirciler, kısa bir reklam aramız daha var. Dördüncü ve son bölümde yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Kısa bir reklam arasından sonra yeniden sizlerin karşısındayız sevgili seyirciler. Evet hocam, dördüncü ve son evet. bölüme geldik evet. sohbetimizde. Hocam bu bölümde müsaadenizle Türkiye Selçukluları dönemi yine ana konumuz evet. ya. Bu dönemde Hacı Bektaş Veli ve Mevlana'dan evet. bahsedelim. Evet. Ahi Evran'la Hacı Bektaş Veli aynı dönemi. Aynı yerde yaşıyorlar. Aynı yerde yaşıyorlar. Hacı Bektaş Veli'yi anlatır mısınız evet. hocam? Hacı Bektaş tabii Ahmet Yesevi ocağından yetişme bir derviştir. Anadolu'ya 1225 yılında benim tespitime göre 1225 yılında Anadolu'ya geldi. Anadolu'ya geldiği zaman da Bektaşi menkıbelerini anlattığına göre
Hacı Bektaş Anadolu'ya geldiği zaman Hacı Bektaş'ı ilk karşılayan Fatma Bacı'dır. Ebhadüddin Kirmani'nin kızı Fatma Hatun'dur. Fatma Hatun Hacı Bektaş'ı Erenler Meclisi'ne getiriyor. Ve böylece Hacı Bektaş ilk defa işte bu tarihte Erenler Ocağı'na giriyor ve gene Menakıb-ı Evhadüddin-i Kirmani adlı kitaptan çıkarttığımız bilgilerle konuşuyorum. Oradan anlaşılıyor ki Hacı Bektaş Kayseri'de ilk defa Kayseri'ye gelmiş ve Kayseri'de bir süre Evhadüddin-i Kirmani'nin talebesi olmuş. Yani Evhadüddin-i Kirmani hem Ahi Evren'in kayınpederidir, tabii aynı zamanda da hocasıdır, hem Hacı Bektaş'ın hocasıdır. Hocası, evet. Böylece hoca birlikteliği var. Bu Evhadüddin Kirmani aynı zamanda Sadreddin Konevi'nin de hocasıdır. Çok önemli bir şahsiyettir. Dolayısıyla bakın bu üç kişi arasında Ahi Evren, Nasreddin Mahmud, Hacı Bektaş-ı Horasani ve Sadreddin Konevi. Bakın bu üç Anadolu'nun üç önde gelen bilim adamı, fikir adamı her üçü de Evhadüddin Kirmani'nin talebeleridir. Dolayısıyla Hacı Bektaş, Hacı Bektaş dediğimiz bugünkü yere yerleşirken Ahi Evren'de Kırşehir'deydi ve elbette ki bu birbirlerine yakın bölgede yaşayan bu insanlar zaman zaman görüşüyorlardı. Nitekim Hacı Bektaş'ın menakıbnamesinde ki velayetname diyoruz, oradan da anlaşılıyor ki Hacı Bektaş da Bektaş ile Ahi Evren bu bölgede zaman zaman görüşüyorlar. Hatta tarihlerin tespitine göre Sadreddin Konevi de dönem dönem Kırşehir'e geliyor, Hacı Bektaş'ın yanına geliyor ve Hacı Bektaş'la buluşuyorlar. Hatta onların buluşmaları onlar arasında çok büyük bir heyecan da meydana getiriyor. Söz gelimi velayetnamede bildiriliyor. Sadreddin Konevi Hacı Bektaş'la görüştüğü zaman namaz kılacak olmuşlar. İmamlığı Sadreddin Konevi yapmış böyle. Şeyleri, anekdotlar da anlatıyorlar. Dolayısıyla Hacı Bektaş bu bölgede olduğu sürece sürekli olarak Sadreddin Konevi ile temas halindedir. Yakın dostlarından, halifelerinden birini de Konya'ya göndermiş. Bu Konya'da Pir Ebi derler ona. Bugün de Konya'da bir mahallenin adı Pir Ebi Mahallesi'dir. Bu Hacı Bektaş'ın talebesidir ve Hacı Bektaş'ın halifesidir. Hemen Sadreddin Konevi'nin de yakınında bulunuyor. Ve bu demek oluyor ki bu Pir Ebi Konya'da olduğu süre içerisinde zaman zaman onunla Sadreddin Konevi arasında gene bir bağlantı, bir görüşme, bir muhabbet mevcuttur. Evet, hocam Hacı Bektaş Veli'nin talebeleri, halifeleri bu daha sonra Rumeli'ye de evet. Geçenler var değil mi işlerinde? Onu ben söyleyeyim. Az önce bu Moğolların Anadolu'daki zulmünden bahsediyoruz. Evet. Moğolların bu zulmünden en fazla rahatsızlık duyanlardan birisi de Sadreddin Konevi'dir. Sadreddin Konevi ölümünden önce bir vasiyetname yazmış. O vasiyetnamesinde diyor ki genç olanlar, gücü yetenler bu diyar-ı Rum'u terk etsinler. Yani Anadolu'yu terk etsinler. Çünkü Anadolu'nun başında çok büyük bir bela var. Moğolları kastediyor. Evet. Bu beladan kurtulmak için genç olanlar bir an önce diyar-ı Rum'u terk etsinler. Bakın aynı şeyi Hacı Bektaş da söylüyor. Evet. Hacı Bektaş da velayetnamesinde talebelerine onu öğüt veriyor. Diyor, gidin, batıya gidin diye. Nitekim Hacı Bektaş'ın bazı halifelerinin batıya göçtüklerini biliriz. Bunlardan işte Abdülmusa var, batıya göçtü. Osmanlı iline hicret edenlerdendir. Edebali var, Edebali Hacı Bektaş'ın yakınlarından. Evet. Edebali göçtü gitti oraya. Bakın demek ki Hacı Bektaş'ın bu şeyi, sonra Sait Emre var, Uşak'a gitmiş. Evet, Sarı Saltuk'ta. Daha önce gitmişti. Dolayısıyla görüyorsunuz Hacı Bektaş'la Sadreddin Konevi arasında böyle bir benzerlik mevcuttur. Evet. Hatta
Hacı Bektaş'ın yakın bir dostu var. Bahattin Doğan. Bu da Niğde'de. Yani gene Hacı Bektaş'a yakın bir çevrede oturuyor. O Bahattin Doğan'ın da şeyle Sadreddin Konevi ile bir bağlantısı var. Görüşüyorlar. Hatta mektuplaşıyorlar da. Az önce Ahyevren ile Sadreddin Konevi arasındaki mektuplaşmadan söz ettik. Evet. İşte bu zatla da Sadreddin Konevi arasında mektuplaşmalar var. Dolayısıyla bunlar dönem dönem hem görüşüyorlar hem mektuplaşıyorlar. Bu Bahattin Doğan'ın da Sadreddin Konevi'ye yazdığı bazı şeyler, bazı önemli mektuplar var. O mektuplarda devrim bilimsel ortamını da tasvir eden şeyler var, bilgiler var. Bunlar maalesef yayınlanmış değil. Bunları ben ortaya çıkarıyorum, ben konuşuyorum, bende kalıyor. Evet. Ben de rahatsızlandım. Rahatsızlanınca bunları yazacak şeyimi, yeteneğimi kaybettim. Ben daha çok genç ilim adamlarını bekliyorum ki bu kütüphanelere girsinler de bu malzemeleri yayınlasınlar. Sadreddin Konevi'nin mübalağası söylüyorum. 50'den fazla bilim adamına, devlet adamına yazdığı mektuplar var. Yüzlerle ifade edeceğim kadar mektuplar var. Bunların hiçbirisi yayınlanmış değil. Bunlar birkaç tanesini, Ahyevren'le mektuplaşmasını ben yayınladım. Öbür tarafta daha birçok bilim adamına yazdığı mektuplar var. Bunlar yayınlanmamış biraz bir durumda kütüphanelerde bekliyor. Geniş bir araştırma sahası, evet, hazır. Evet, eleman doğru, bekleniyor, evet, diyorsunuz. Hocam Hacı Bektaş, yani Bektaşilikle Alevilik arasındaki, evet, çizgi nedir? Şimdi bir defa Selçuklular zamanında, Türkiye Selçukluları zamanında Anadolu'da Alevilik hareketi diye bir hareket mevcut değil. Değil. Onu bir defa teslim edelim. Evet. Alevilik Anadolu'da daha çok Safevi Devleti'nin teşekkülünden sonra Safeviler Şiiliği Osmanlı Devleti'ne rakip olarak bir siyasi varlık olarak muhafaza etmeye çalıştılar. Ve Anadolu'da da bunu yaymaya çalıştılar. Onlar dahi diyorlar. Dahiler Anadolu'ya dahiler göndererek Osmanlı Devleti'ne karşı mücadelelerini, kültürel mücadelelerini böyle sürüyorlardı. Bizim şey var, bir tarihçimiz var, Ali Efendi, Geliborlu Ali Efendi. Geliborlu Ali Efendi bir şey anlatıyor, diyor. Bir defasında Anadolu'lu Türkmenlerden müteşekkil 10 bin kişi Erzincan'da Kızılbörk yiyerek Şah İsmail'in hizmetine girdiler. Evet. Yani bu kadar yoğun bir propaganda döneminde Anadolu'da Şiilik ve Şiiliğin bir şeyi olan, bir versiyonu olan Türkmen Şiiliği diyebileceğimiz Alevilik Anadolu'da yani. Ama Selçuklular zamanında bu hareket henüz mevcut değildir. Değildi. Hacı Bektaş'ın eserlerini incelediğimiz zaman da Hacı Bektaş'ın da Şii olmadığını, aynen Ahyevren gibi o da Eş'aridir ve Şafii'dir. Aynı duyguları paylaşıyorlar. Aynı şekilde Sadreddin Konevi ile bu kadar yakınlığından dolayı Sadreddin Konevi ile de aynı dini duyguları paylaşıyorlar. Yalnız ben burada bir şeye açıklık getireyim. Buyurun. Hani Ahyevren, Hacı Bektaş bunlar Eş'aridir ama bunların Eş'ariliği Fahruddin-i Razi tipinde bir eşariliktir. Evet. Yani akliyeciliğe muhalif olmayan bir eşariliktir. Eşariliktir, evet. Fahruddin-i Razi dediğimiz adam, akliyeci adam, zaten eşariliği o konumundan çıkarıp eşariliği rasyonalizm ile bağdaştıran bir ilim adamıdır. Evet, evet. Dolayısıyla evet. Ahyevren ve Hacı Bektaş da böyle bir eşaridir. Çok güzel açıkladınız hocam. Peki hocam artık son bölümdeyiz. Evet. Mutlaka yetiştirelim diyoruz. İnşallah. Şimdi bu bölümde o Türkiye Selçukluları döneminde Mevlana'dan size bahsetmenizi, evet, isteyeceğim ama Mevlana deyince önce bize biraz Şems-i Tebrizi'den bahseder, evet, misiniz? Şimdi bu biraz netameli bir konu ama ben yine şöyle üstünden, evet, geçeyim. Evet, evet. Mevlana evvela bir büyük şairdir. Evet.
dahi diyebileceğimiz derecede büyük bir şairdir. Mevlana Şems-i Tebrizi ile tanışmadan önce hiç şiir yazmadı. Bir mısra dahi şiiri yoktur. Şems-i Tebrizi ile 39 yaşında tanıştı. Şems-i Tebrizi Konya'ya geldi ve Mevlana ile tanıştı. Mevlana ile tanıştıktan sonra Mevlana şair oldu. Nasıl şair oldu? Evvela Şems-i Tebrizi ona şiir tekniği öğretti. Şiir yazabilmek için o günün şartlarında şiir tekniği bilmek lazım. Evet. Aruz ilmini bilmek lazım, kafiye ilmini bilmek lazım. Ne bileyim, edebi sanatlar ne varsa bunları bilmek lazım. Şems-i Tebrizi bu konularda donanımlı bir insandı. Mevlana ile tanıştıktan sonra Mevlana'yı bu yönde motive etti, onu yetiştirdi, ona şiir tekniği öğretti. Bu bir. Şems Mevlana'ya ikinci bir şey daha kazandırdı. Eski İran şiirinin ta Pehleviler zamanından kalan İran şiirinin, İran edebiyatının konularını, menbaalarını da Mevlana'ya tanıttı. Evet. Ve Mevlana da demek ki çok kabiliyetli birisiymiş. O sahada kabiliyeti olan bir kişi olması cihetiyle Şems-i Tebrizi'den bunları aldıktan sonra şiir döktürmeye başladı. Hatta meşhur kitabı Mesnevi'nin birinci cildini de Şems-i Tebrizi ile birlikte yazdılar. Şems-i Tebrizi ile bir araya kapanıyorlardı. Orada birlikte ilimle, irfanla, edebiyatla meşgul oluyorlardı. Evet. Ve dolayısıyla Mesnevi'nin birinci cildini o dönemde yazdı. Şems-i Tebrizi'nin öldürülmesi olayı var. Tabii Şems-i Tebrizi, Mevlana Şems-i Tebrizi'ye çok bağlıdır. Evet. Aşk derecesinde Şems-i Tebrizi'ye bağlıdır. Şems-i Tebrizi'yi Konya'da tutmak için cariyesi olan Kimya Hatun'u Şems'le evlendirdi. Kimya Hatun 15 yaşında ve güzel olduğu söylenen bir kızcağızıydı. Ve bu kızcağız Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi ile evlenmek istiyordu. Ona aşıktı. Alaaddin Çelebi de ona aşıktı. Aşıktı. Evet. Fakat Mevlana tuttu bu kızcağızı. O zaman 65 yaşlarında olan Şems-i Tebrizi ile evlendirdi. Tabii bu kızcağız Şems-i Tebrizi'nin yanında durmak istemiyor. Zaman zaman Şems'i terk ediyor. Medresede onlara verilmiş bir hücre vardı. Orayı terk ediyordu ve kayboluyordu. Kimya Hatun kayboluyordu. Mevlana zaman zaman kızını, karısını gönderiyordu. Diyor gidin Kimya Hatun'u bulun getirin diye kaynaklarda anlatılıyor. Bir defasında yine Kimya Hatun Şems'i terk etmişti. Mevlana Şems'in yanına gitti. Şems'in çok öfkeli olduğunu gördü. Kızına ve karısına dedi, gidin alel acele Kimya Hatun'u bulun getirin. Bunlar gittiler, Kimya Hatun'u bir yerlerden buldular, getirdiler. Mevlevi kaynaklar diyor ki, Kimya Hatun içeriye girdi, Şems ona şöyle bir öfkeyle baktı, kızcağız eyvay dedi, yıkıldı ve şiddetli bir baş ağrısı, kafası başı sağa sola dönmüyordu. Şiddetli bir baş ağrısı çekti ve öldü. Öldü diyor. Bir genç kız bu şekilde ölmez. Evet. Ben doktorlarla görüştüm. Doktorlara dedim böyle bir olay var. Bu nedir? Bunun mahiyeti nedir? Hepsi inanın doktorlar dediler kadıncağızı dövmüştür dediler. Hatta şunu da söylüyor doktorlar. Diyorlar ensesinden çok şiddetli bir darbe alırsa buradaki lifler kopuyormuş. Başı sağa sola dönmüyormuş. Evet. Ve şiddetli bir baş ağrısı çeker. Kimya Hatun'un hastalığını da aynen böyle anlatıyor. Evet. Ha, demek ki Kimya Hatun'u öldürdü. Kimya Hatun'u öldürünce de tabii bu bir adli vakadır. O dönemin devlet adamları, yetkililer bu olaya el koydular ve Kimya Hatun'un öldürülmesi olayı üzerinde durdular ve Şems-i Tebrizi'ye ölüm cezası verdiler. Evet. Fakat Şems-i Tebrizi Kimya Hatun'u öldürdükten sonra kaçtı. Bir sene süreyle kendisini ele vermedi. Bir yerlere gitti. Fakat bir sene sonra Şems-i Tebrizi tekrar Konya'ya geliyor. Ki bu da gene Mevlana'nın daveti üzerine oluyor. Mevlana'nın daveti üzerine tekrar Konya'ya geliyor. Konya'ya gelince
Mevlana'nın oğlu Alaaddin Çelebi Şems-i Tebrizi'ye muhalif ya. İhbar ediyor devlet yetkililerine. Şems-i Tebrizi'nin babasının yanında olduğunu ihbar ediyor. Evet. Ve o zaman devlet yetkilileri, emniyet güçleri orayı basıyorlar ve Şems'i yakalıyorlar. Evet. Hatta Şems'i dışarıya getirip yakalayınca Şems tekrar kaçmak istemiş. Fakat kaçınca da hançerlemişler, öldürmüşler. Evet. Hatta kanı da şeylerin üstüne merdivenlere akmış falan. Ve Şems'in cenazesini, cesedinde de Ahi Bedrettin Gühertaş var. Ahi Bedrettin Gühertaş'ın bahçesindeki kuyuya atmışlar. Ve bugün hala cesedi o kuyunun içindedir. Şems'in sandukası var. Türbesine gidenler bilirler. Sandukası var. O sandukanın altında kuyu var. İşte cesedi o kuyunun içindedir. Şems-i Tebrizi böylece öldürüldü. Tabii Şems'in Tebrizi'nin öldürülmesinde devlet yetkililerinin en başta vezir. O zaman Ahi Evren vezirdi. Evet. Vezir sorumlu tutulmuş. Bedrettin Gühertaş sorumlu tutulmuş. Alaaddin Çelebi sorumlu tutulmuş. Ondan sonra Şerefettin Herevi var. Bu da Fahruddin Razi'nin talebelerinden dendir. O Herevi, Seyyid Şerefettin Herevi mesul tutulmuş, sorumlu tutulmuş. Hatta bir zat daha var, maliyecidir. Ha, bir önemli şahsiyet de o günün adliye nazırı. Nusretüddin Ahmet. Ben bunların hepsinin adlarını bilirim yani. Evet. Hepsini evet. Bilirim. Nusretüddin Ahmet. Esas şeyde yöneten de Nusretüddin Ahmet'tir. Evet. Bunlar işte Şems-i Tebrizi bu şekilde öldürdüler. Tabii Şems-i Tebrizi'nin ölümünden sonra Şems-i Tebrizi Moğolların adamıydı. Evet. Ben sık sık söylüyorum, Moğolların ajanı olarak Anadolu Konya'ya geldi. Daha önce de Kayseri'deydi. Sonra Konya'ya geldi. Konya'ya geldikten sonra da işte Mevlana ile irtibat kurdu. Hatta Şems-i Tebrizi Mevlana ile Moğol yöneticiler arasındaki diyaloğu kuran da Şems-i Tebrizi'dir. Evet. Ben de hocam o evet. Şekilde devam edelim evet. Son bölümde diyordum. Ahiler, Türkmenler evet. Yani Anadolu Moğol istilasında çok evet. Büyük zarar gördü. Tabii, 500 tabii, civarında evet. ilim adamı öldürüldü, kitaplar tabii, yakıldı. Evet. Ama Mevlana ve çevresi tabii. Zarar görmedi Hayır. Bundan. Hiç zarar görmedi. Çünkü Mevlana ve çevresi onlar Moğolların lehindeydiler. Hatta onlar şunu söylüyorlardı, Moğollara itaat etmenin vacip olduğunu söylüyorlardı. Evet. Vacip olduğunu söylüyorlardı. Onlar, Mevlana şunu söylüyor, kitaplarında da söylüyor bunu, kitaplarında da var. Mesela Fihi Mafihinde söyler bunu. Diyor, günümüzde Cenab-ı Allah gücü ve kudreti Moğollara vermiştir. Allah gücü ve kudreti kime vermişse ona itaat etmek vaciptir. Dolayısıyla Türkmenlerin Moğollara karşı ayaklanmalarını Mevlana şey edemiyor. Hazmedemiyor. Mesela bir örnek vereyim. Hulagu Han'ın oğlu Abaka Han Anadolu'ya geldi. 70 bin Türkmen öldürdü kalelerde. Kayseri'nin doğusunda bulunan birçok kalelerde Türkmen askerleri katletti. 70 bin insan katletti. Mevlana bir fikir adamı olarak, bir şair olarak, bir insan olarak buna karşı tepkisi nedir? Yok. Yok tepkisi. Evet. Demek bunu onaylıyor. Evet. Ama Türkmenleri görüyoruz. Türkmenler bu hareketlere karşı isyan ediyorlar. Peki hocam, hemen bu konuda başka sorum da olacak ama buyurun. Mevlana için Türk diyenler de var, ha, başka diyenler de var. Evet. Mevlana katiyen Türk değil ve Türkleri de sevmez. Sevmez. Türklüğü de sevmez. Türklerden nefret eder. Kendisi de Türkçe bilmiyor. Oğlu Sultan Veled de Türkçe bilmediğini defalarca itiraf ediyorlar. Hatta Mevlana bir sözünde diyor ki, Türkçe abaz su dediklerinden başka Türkçe hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyorlar diyor. Dolayısıyla Türkçe hiçbir şey bilmeyen adam Türk olmaz. Olmaz. İranlı mıdır hocam? İranlı, Fars mıdır? Tabii. Evet. Belklidir. Belklidir. Belk, İran kültürünün önemli merkezlerinden birisidir. Horasan'da. Mevlana da o kültür merkezinden gelmedir. Babası da oralıdır. Babası irfan sahibi bir adamdır. Ariftir. Dolayısıyla
Mevlana oranın belki çocukluğunda oranın kültürüyle kültürlenerek gelmiş bir adamdır. Evet. Dolayısıyla Türk olması mümkün değil. Evet. O zaman şimdi yine yeniden ortaya bir şey çıkıyor. Moğol istilası o Türkiye Selçukluları döneminde Anadolu'da epeyce sürdü. Evet, büyük evet. katliamlar yapıldı. Evet. Hem can alındı hem tabii, bilim katledildi. Evet. Ama bu dönemde bunlarla mücadele eden Ahievren, ahilik evet. çok zarar gördü. Evet. Ama dar bir kesim bir cemaat, evet. Mevlevilik hiçbir evet. zarar görmedi. Tabii tabii. Tabii. Dolayısıyla Mevlana'nın eserleri yanında Mevlevi çevrelerin, başka Mevlevi çevreler var. Oğlu Sultan Veled var. Onlar da eserler yazmışlar. Ahmet Eflaki var, Spessalar var. Hatta Şems'in makalatı var. Bu eserleri okuduğumuz zaman bunların eserlerinde de Moğollara çok şey derler. Övgüler var diyorsunuz. Övgüler yazarlar. Hatta ve hatta Moğollara bazılarını ihbar ediyorlar. Diyorlar bu adam size muhaliftir. Onu öldürttürüyorlar. Evet. Bununla da ilgili onlarca anekdot verebilirim. Ama Zülfü Yar'a dokunacağım için söyleyemiyorum. Evet. Peki hocam son olarak da şunu söyleyelim. Alaaddin Çelebi, Mevlana'nın evet. oğlu Alaaddin Çelebi evet. Ahievran'ın yanında babasına yanında, karşı. Evet. Ahievran'la birlikte o da ölüyor. Kırşehir'de öldürülüyor. Evet. Cenazesini o Kırşehir'de o katliam olayını sürdüren Nureddin Caca var. Evet. Bu Nureddin Caca Mevlana'nın talebesidir, müridedir. İşte Alaaddin Çelebi'nin cenazesini Kırşehir'den Konya'ya getirdi. Alaaddin Çelebi'nin cenazesi Konya'ya gelince Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmayı reddetti. Oğlunun cenaze namazını kılmadı. Gerekçe olarak da meşru olan Moğol devletine karşı isyan ettiği için bağı olarak addediyor oğlunu. Biliyorsun bağilerin cenaze namazı kılınmaz. Evet. Benden önce Mevlana üzerine çalışma yapanlar, başta Abdülbaki Gölpınarlı olmak üzere, hepsi şunu söylüyorlardı. Diyorlardı Mevlana oğlunun cenaze namazını kılmadı. Çünkü oğlu Şems'in öldürülmesi olayında parmağı vardı. Halbuki eğer Şems'in öldürülmesi olayında parmağı varsa katil olur. Evet. İslam hukukunda katilin cenaze namazı kılınır. Kılınır, evet. Ha, bir başka şey var, bir başka olay var. Evet. İşte o olay da Moğollara karşı isyan sırasında öldürüldüğü için Mevlana oğlunu bağlı addediyor ve oğlunun cenaze namazını kılmıyor. Kılmıyor, evet. Hatta Ahievren'i de az önce de söyledim. Ahievren'i de cenaze namazını kılmadılar. Mevlevi yazar bazı kötü kelimeler kullanarak diyor bazı kötü insanlar Ahievren için yani Nasreddin Hoca için gıyabında cenaze namazı kıldılar diyor. Kendileri kılmadığı gibi kılanları da tenkit ediyorlar. Evet. Peki hocam programımızın sonuna geldik. Peki. Programı kapatacağım. Peki. Son olarak bir şey ifade etmek ister misiniz? Yok çok güzel bir moderatörlük yaptınız. Teşekkür ederim takdir hocam. Ediyorum sizi. Sanıyorum güzel bir program oldu. Fakat gönül ister ki bu konuların etrafında daha detaylara girebilsem diye isterdim. Fakat maalesef dediğim gibi Zülfü Yar'a dokunacağım için o detaylara evet. giremiyorum. Burada kesiyoruz. Evet. Peki hocam ben de çok mutlu oldum sizin programınızda, sizin konuşmalarından. Evet, hakikaten zevk alarak yaptığım programlardan biri oldu. Evet. Hocam dıştan geldiniz, Konya'dan geldiniz, misafirdiniz. Evet, biz sizi bulduk misafirliğinizde. ama bizi kırmadınız, davetimizi kırmadınız. Televizyonumuza geldiniz, görüşlerinizi aktardınız. Çok teşekkür ediyorum size hocam. Kırabilecek insan da değilsiniz. Sağ olun, evet. teşekkür ederim hocam. Evet sevgili seyirciler, böylelikle bir Yerel Bakış programının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta aynı gün ve aynı saatte yeni bir konu, yeni bir konukla karşınızda oluncaya dek hepinize mutlu günler, mutlu akşamlar diliyorum. Hoşça kalın.